Efendim, Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu, huzurlu, efendim felaketlerden uzak, sağlıklı, acı haberlerden uzak, güzel günler diliyoruz değerli izleyenler. Efendim, haftamızın ortası, çarşamba günümüz bugün ve biliyorsunuz baharımızın başında o 24 Ocak'taki felaketten önce çok değerli bir konu kalmıştık. Biz tabii... Halkımızın her türlü sorununa eğilmeye çalışıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nitekim araç kullanan, araç sahiplerini de düşünüyoruz. Bugün de öyle bir gün, çok değerli Elazığ'ımızın iş insanı, değerli bir işletmeci. Yine konuğumuz ilk bölümümüzde de gelmişti efendim. Bahar'da da gelmiştik, Bahar'ımızda. Keza o dönem lastiklerimizi, yani kışlık lastiklerin takılmasını konuşmuştuk. Malum şimdi artık o kışlık lastiklerimizi çıkarmanın zamanı. Çünkü kara kış geçti, karlı, yağışlı havalar devam ediyor gerçi ama o kışlık lastiklere artık o kadar fazla ihtiyaç olmadığımız döneme giriyoruz. Ve biz de artık lastiklerin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda işletme olarak halkımızı rahatlatacak tedbirler aldılar. Ne gibi? İndirimler düşünüyorlar, kampanyalar düşünüyorlar. Bugün onları konuşacağız. Keza Elazığ'ımız hem deprem hem de bir virüs tehdidi altında. Ülkemiz gibi, dünya gibi biliyorsunuz. Bu süreçte yıpranan halkımızı ekonomik anlamda, aynı zamanda şoförlerimizi, taksicilerimizi, minibüsçilerimizi, kamyoncularımızı rahatlatacak ekonomik anlamda bazı tedbirler düşünürler. Bugün onları sohbet edeceğiz. Bizi sürekli izleyenler yakinen bilirler efendim. İlk programımızı aldığımızda, ilk baharda çok değerli Elazığ'ın iş insanı, bu sektörde gerçekten söz sahibi çok değerli konuğumuz Hakan Uçar. Hoş geldin Üstad. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Hakan Teşekkür Bey? Teşekkür ederim Milat Bey. Siz de iyisiniz Allah inşallah. Razı olsun. Biz sizi önemsiyoruz. Allah size razı olsun. Biz de sizi önemsiyoruz. Siz de halkı ve bizleri çok önemsediğinizi biliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şeref verdin kardeşim. Teşekkür ederim. Sen de bu Elazığ'ın yüzde bir insanısın. Allah razı olsun. Elazığ halkını düşünmen bizi de değerli, onurlandırıyor. Sağ olsunlar. Elazığ her zaman takdir ediyorum. Başarılıdır. Elazığ insanı güzel insandır. Sevecendir. Gerçekten... Elazığ'a şu anda depremden dolayı olsun, virüsten dolayı olsun ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Çok doğru. Biz de onlara yardımcı olmamız için elimizde ne gelen imkanlar varsa onları kullanmaya çalışacağız inşallah. Yapacağız değil mi? Konuşacağız. Yapacağız, tamam, kesinlikle. Bunları bir konuşacağız. Şöyle bir yemeğimizi başlatalım. Müsaadenle. Eyvallah. Değerli şefimin yanına geçmiyorum tabii ki. Sosyal mesafeyi koruyoruz her zaman. Şöyle ona doğru dönüyorum. Değerli şefime bugünkü menüyü öğrenmek istiyoruz. Bugün ne yapacağız? Malum çarşamba günlerimiz biliyorsunuz yöresel mutfağımızdan o güzelim lezzetleri, güzelim tatlarımızı yaptığımız Elazığ'ımızın menüsünü öğrenelim efendim. Ne yapacağız bugün şefim? Bugün ne yapacağız? Bugün Beşiktaş olmuşsun eldivenler. Bugün evet, birisi Beşiktaş oldu. Beyaz. Şefim biraz sen takımın ne var? Gidiyoruz. Hangi takımı tutuyorsun? Fener. Yani, Fener diyor, Beşiktaş eldivenleri takıyor Hakan Bey. Ne diyeceksin? Ben Fenerbahçeliyim. Kendisi tebrik ediyorum gerçekten. Kınıyorum demen lazım. Kınamıyorum. Yok hayır kınamıyorum. İş icabı siyah eldiven takmış. İş sıkıntı bıçak değil tuttum yani. Eldiven beyaz taktım. Tabii daha net göresin tasarruf diye. Daha net göreyim de gözlerim görmez. Kesmesin aman Allah muhafaza. Evet. Ama malzeme tutacağımız ellerimiz tabii ki siyah eldiven kullanıyoruz. Evet bugün menümüz ne olacak şefimizden hazır öğrenelim. Bahar geldi. Tabii. Yöreselimiz zengin. Daha yavaş yavaş dağlara da çıkacağız inşallah. Vallahi ben gördüm. Ben çok severim bunu böyle limonlayıp tuza bandırıp yemeyi. Yoncamız efendim. Verebilirim poşetle dolu. Vallahi işte şu anda tam zamanı. Değil tam mi yoncanın? Sağ olsun sabah komşum gitmiş Baki ablama buradan selam söylemelerinden öpeyim. Gitmiş toplamış getirmiş. Biz de ellerinden öpüyoruz Baki Hanım'da. Taze yonca getirmiş bize. Bir yonca kavurması yapalım. Evet. Bir de yine tabii ki millet börülce diyebilir ama biz börülce demiyoruz. Lobik diyoruz. Lobik. Lobik. Evet. Güzel bir yöresel. Egeller börülce diyebilir. Evet. Bizde de lobik geçer. Bizde lobik geçer. Lobik geçer. Güzel bir lobik çorbamızı yapalım. Eyvallah. Yani. Dilersen şöyle menümüzü görelim efendim. Bugün neyimiz var? Yonca kavurmamız var efendim. Yonca kavurmamızla başlayalım. Bakalım neymiş malzemeleri. Dilersen ben hemen geçip önde tamam. Okuyayım. Senin gözlerin iyi görmüyor. Sanki, evet ihtiyarladığım uzağa fazla görmüyor. Sanki benim çok iyi görüyormuş gibi. Efendim yonca kavurması. 1 kilogram yoncamız var efendim. 1 çay bardağı pirinç. 1 adet soğan.
2 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. Yonca kavurmamızın malzemelerini tekrar ediyorum değerli izleyenler. 1 kilogram yonca, 1 çay bardağı pirinç, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz. İkinci menümüz efendim lobik çorbası. Elazığ'ımızın güzide yemeklerinden, çorbalarından lobik çorbası. Malzemelerini okuyorum. 1 çay bardağı lobik, yani börülce, Ege'de börülce diye bilinir. 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı buğday, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su, 1 adet kuru soğanımız var efendim. Lobik çorbamızın malzemelerini tekrar ediyorum. 1 çay bardağı lobik, yani börülce. 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı buğday, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 adet domates, 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su, 1 adet kuru soğanımız var değerli izleyenler efendim. Evet. Arzu eden lobiyi fazla kullanabilir. Yani bir çay bardağı değil, 2 çay bardağı kullanabilir. Zevkiye göre yoğun isteyenler değil mi? Yoğun kullansınlar. Ve kalabalıktır, fazla kullansınlar. Biz zaten yoğuncamızın üzerine en son ev peyniri, köy peynirinden rendeleyeceğiz üzerine. Anam, sonra yapabilirler. Tabii ki. Kaşar rendeleyebilirler. Ne arzu ederlerse biz şu an aşama aşama beraber yapacağız zaten. Zaten yemeklerimizi erken pişirelim. Şefim, Elazığ mutfağı demek, dünya mutfağı demek. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Çünkü son moda dünya mutfağı, artık üzerine kaşar koydun mu, rendeledin mi, fırınladın mı? Aynen öyle. Dünya mutfağı oluyor. İleriki zamanlarda yine yoncalı pizzalarımızdan yapacağız. Yoncalı pidelerimizden yapacağız. Çok güzel olur. Yapalım bir. Değil mi? Çünkü yoncalı ekmek denedin mi hiç? Yoncalı ekmek denemedik. Burada deneyeceğiz. Bu sabah kahvaltıda rol ekmeği olarak. Düşünebilir biliyor musun? Dereotlu var. Dereotlu var. Niye olmasın? Bir yoncalı da olabilir. Bir deneyeceğiz, burada yapacağız. Olabilir. İleriki aşamamızda Ramazan ayında. Aklıma geldi birden bire. Yapacağız evet. Yoncanın o aroması, lezzeti güzeldir biliyor musun? Güzel. Onun bir aroma katılır. Onun hem suyunu alıp. Suyunu da tabii. Yeşil renk verebiliriz. Daha doğal olur. Evet. Özellikle zaten şu an hani son nesil çocuklar kırmızı pancar yemez, ıspanak yemez. Ama anneleri burada ne yapabilirler? Biz ileriki zamanlarda bizi izlesinler. Yonca çok faydalı bir bitki efendim. Hem kırmızı pancardan hem ıspanaktan hem yoncadan izlesinler bizi. Biz yavaş yavaş şu onlara anda tiyoları vereceğiz. Kendimi zor tutuyorum biliyor musun? Şimdi limonu, yıkayacağım, vereceğim. Limonu sıkıp güzel. Sen sever misin Hakan Bey? Tuzla güzel oluyor. Harika. Çocukluğumuz tuzla geçti. Aynen. Badem çağlası değil mi? İlkbaharda yonca, ışkın. İşte mevsimi yavaş yavaş geliyor. Duruma gideceğiz. Işkına da az kaldı. Biz gideceğiz. Efendim inşallah hayatımız normale döner. İnşallah. Şu Covid-19 denilen koronavirüsten de bir an önce inşallah dünyamız, ülkemiz ve şehrimiz kurtulur diye temenni ediyoruz. Tabii hayat da devam ediyor. Hayatımızı devam ettireceğiz ama tedbirleri almayı unutmadan. Unutmadan. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi ben biraz da böyle şeyden girmek istiyorum. Bir işletme sahibi tabii. Aynı zamanda iş insanı. Hem inşaatlar var. Hem değerli kardeşimin Lastik Park şubesi, Elazığ evet. Şubesi kendisinde. Hakan Bey, çalışanlar var. Evet, çalışanlar. Bu anlamda önlemler alıyor musunuz? Önlemler elimize geldiği kadar almaya çalışıyoruz. Yalnız şu şekilde söyleyeyim. Şu ara yoğunluk da var biliyorum. Şu ara yoğunluk var. Müşteriler tabii ki mesafeyi kuruyorlar, sağ olsunlar. Bunlar da tabii ki hayat Mehmet meselesi. Evet. Bayağı bir sıkıntı olduğundan dolayı. Yalnız yapacak bir şey yok. Allah bizi bu COVID-19'dan korusun inşallah diyorum. İnşallah. Yani yapacak bir şey yok. Yani. Tabii biraz da kader. Yani şimdi ne kadar korunursanız korunun, parayla çalışıyoruz. Tabii. Fırınımızdan ekmeğimizi de alıyoruz ama biz bu şeyi minimuma düşürmek riski zorundayız. Ve kendimizi izole etmek zorundayız. Çalışanlarımız da elbette. Maske olayı. Şimdi ben Hakan Bey'i çok takdir ettim. Buraya ilk geldiğinde içeri girerken maskeyle geldi. Maskesini programdan dolayı, sizlere olan saygımızdan dolayı aslında burada maskeyle çıkmamız gerekiyor. Ama sosyal mesafeyi her zaman program esnasında koruduğumuz için değerli izleyenler, maskeye gerek duymuyoruz. Keza görüntümüz biraz da iyi görünsün diye sizlere. Evet. Kim olduğumuzu tanıyabilirsiniz diye. Ama mesafeyi korumakta ve dışarıda, özellikle dışarıda
Yani emin olmadığımız zamanlarda o maskelerimizi takmak mecburiyetindeyiz. Aynen öyle. Değil mi? Çocuklarımıza dikkat edelim. Çocukların dışarı çıkmamasını önemli dikkat etmek lazım. Yani görüyorum halen bu COVID-19'dan dolayı çocuklar dışarıda olduğunu da görüyorum. Maalesef. Maalesef. Bunu yaşıyoruz. Bayağı yani illaki birileri evde çıkmayın size ceza yazarım gibisine bir ibare mi kullansın? Evet. Yani gerek yok. Caydırıcı şeylere gerek yok. İnsanlar bilinçli olmalı bu konuda. Tedbirimizi kendimiz alalım. Hani ciddi bir sıkıntı olmasa bu kadar millet bu sıkıntıyı yaşar mı? Yaşamaz. Elbette demek yaşamaz. Bir sıkıntı var. Şimdi dün çok değerli eski televizyonumuzun ve Elazığ televizyonlarının, radyolarının haber spikeri Gonca Gökçe, Gökçe Hanım'la, pardon, Gökçe Hanım'la Amerika'dan bağlantı kuruldu. Çok değerli Zeki Akbıyık Bey'in programına telefon bağlantısıyla bağlandı. Amerika'daki durumdan bahsetti. Şimdi evet, Amerika bazı konularda bizden çok geride şu anda sağlıkta. Aynen. Avrupa'da keza öyle. Bizler bu konuda büyük başarılara imza atıyoruz sağlıkta. Göğsümüz kabarıyor. Özellikle çok değerli bakanımızın yapmış olduğu çalışmalarla kesinlikle gururlanıyoruz. Dünya devi olan Amerika bizim gerimizde, hatta bizden yardım talep ediyor sağlık sektöründe. Ama halkın bilinçli olması beni biraz üzdü. Yani onların bilinçli, bizim bilinçsiz olmamız bu anlamda biraz üzdü. Evet, bazı anlamlarda öndeyiz ama halk bazında dedi ki, inanın orada, onun açıklamasından bahsediyorum. Evet. Çok güzel, hoşuma gitti benim. Orası çok dikkatimi çekti. İzleyenler vardır benim gibi. Dedi ki, halk bilinçli dedi. Sosyal mesafeyi her zaman koruyorlar ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmıyorlar. Kendilerini izole ediyorlar. Bu bilinçli bir toplumun yapması gereken davranış diye düşünüyorum. Evet. Katılıyor musunuz bana, bilmiyorum. Kesinlikle dışı, mesafeyi kurması, kendini izole etmesi, kendi dışarı çıkmaması. Hani yasaya değil, kendini için uyguluyor onu. Tabii yasayla ki, kendi sağlığı için. Kendi sağlığı için. Çevresinin, yakınlarının ama sağlığı için. Ama şöyle söyleyeyim, ben buradan Cumhurbaşkanımıza hep söylüyorum, yine teşekkür ediyorum. Yine sağ olsun. Cumhurbaşkanımız en iyi adımı sağlıkta attı. Evet. Sağlığı bayağı en üst düzeyde kurdu. Evet. Allah razı olsun kendisinden. Tabii değerli Sağlık Bakanımızın da hakkını vermek lazım. Bütün sağlık çalışanlarımızın hakkını vermek lazım. Gerçekten de özveriyle çalışıyorlar. Evlerine dahi gitmeden, değil mi? Aylarca. Ailelerini görmeden, çoluk çocuğunu görmeden özveriyle Türk insanı için, Türk halkı için mücadele veriyorlar. Ben onları şöyle bir alkışlamak istiyorum. Huzurlarınızda hepsini. Sağlık çalışanlarımızı bir alkışlayalım. Gerçekten onlar takdire şayan insanlar. Onlara ne yapılsa azdır diye düşünüyorum. Şu anda onlara verilebilecek her türlü imkanın arkasındayız Türk toplumu olarak. Çünkü tabii emniyet teşkilatı da aynı şekilde. Emniyet teşkilatı, jandarmamız, askeriyemiz aynı şekilde. Onlar da onlara destek kuvvet. Belediye görevlisi de aynı şekilde. Belediye görevlisi de aynı evet, şekilde. Belediye, zabıta çalışanları. Her birini tebrik ediyoruz efendim. Çalışanları hepsini ayrı gerçekten tebrik ediyoruz. Onları. Çok doğru. Yani bu aralar belediyede ciddi bir çalışma var. Temizlik konusunda bayağı iyiler. Yani bu Şahin Başkan sağ olsun. Şahin Şerifoğulları'nı zaten takdir etmemek mümkün değil değerli kesinlikle başkanı. Zor şartlarda, ekonomik şartlarda büyük işler başarıyor. Ben onu da tebrik ediyorum. Hakan Bey, şöyle yemeğimizi başlatıyoruz. Evet, yoncalarımızı ne yapıyoruz? Şefim, yoncayla başladık herhalde. Yonca kavurmasıyla. Önce yoncadan. Evet. Çünkü lobimiz biraz daha haşlanması gerekiyor. Tamam. Pirincimi de hafif bir haşlayacağım. Pirincimizi haşlıyoruz. En son yoncada kavurduktan sonra, pirincimiz de yumuşadıktan sonra evet, güzel bir sorgaçımızı yapacağız. Şimdi yoncalarımızı tavaya koyduk. Evet, hafif de bir su verdik. Kavuruyor muyuz şöyle? Kavuracağız şimdi bunu. Kavuracağız. Sonra da hafif bir haşladıktan sonra. Haşladıktan sonra. Pirincimizi de haşlanacak, ilave edeceğiz. Evet. Ve ondan sonra kuru soğanımızı ilave edeceğiz. Sorgaç yapıp sosuyla bitirmiş olacağız. Ev peyniri getirmiştik. Biz onun üzerine rendeleyeceğiz. İkram etmiş olacağız. Zannediyorum lobik çorbası haşlanacak, lobiklerimiz. Haşlanmış olacak. Çünkü ikinci bölümde. İkinci bölümde de lobik çorbamızı yapacağız. Eyvallah. Bizi izleyen sosyal medyadaki özellikle evet, Antalya'da. Sosyal medyadan da şu anda izleniyoruz. Sadi Gür. Böyle selamımızı verelim.
Birçok kişi yazıyor ama sevgili Sadi Güre çok teşekkür ediyorum Sadi abime Antalya'dan. O da turizmde teşekkür bu sene ama maalesef ki turizm etkilendi, çok etkilendi. Birçok sektör etkilendi. Allah yardım etsin diyoruz. İnşallah devletimiz oraya da yetişmiş olur. İnşallah. Efendim ben şefimi mutfağıyla, ocağıyla baş başa bırakıyorum ve çok değerli konuğumuz iş insanı Hakan Uçar Bey'e dönüyoruz. Şimdi dedik ki efendim, ilkbaharda lastiklerimize... Aynen. Değiştirdik. Neyi taktık? Kışlık lastiklerimizi taktık. Kışlık lastiklerimizi rafa kaldırıyoruz. Dile getirdik. Şimdi kışlık lastiklerin rafa kalkma zamanı. Aynen. Yazlık mevsimlik o lastiklerimizin takılma zamanı diyoruz. Aynen. Şimdi diyoruz ama bu zaman aralığı hangi tarihler arası? Yani hangi tarihten itibaren çıkarılmalı o kışlıklar? 1 Aralık'tan başlar. 1 Nisan son günü olarak biliniyor. Resmi kanunen. Yalnız şöyle söyleyeyim, fazla kış lastiğini arabanın üzerinde bekletmeyin. Bekletmemek lazım. Havaların güzel olmasından dolayı sıcakların gitgide evet. Sıcakların yükselişi zarfiyetinde şu olur, lastiklerin yıpranır. Kışlık lastiğin kauçuğu yumuşaktır zaten. Evet. Daha da erken erimeye yol açar. Onu bence bir an evvel çıkartmanızı tavsiye ederim. Zaten önümüzdeki oruç da geliyor. Orucu da bekliyoruz. Oruç, Ramazan. Ramazan. Evet, inşallah Ramazan'da ereceğiz. Bu işte de meşgul olmayalım yani. Daha öncesini halletmek lazım. İkinci hususu şöyle söyleyeyim. Çürüyen lastiğimizi arabanın üzerinde tutmayalım arkadaşlar. Özellikle bunu ifade ediyorum. Çürüyen, eskiyen lastiğini bir daha getirip takmaya getirmeyin. Bu evet. Sizin canınız için çok önemli. Yani çürüyen lastik hazır bir bombadır. Şimdi şöyle bir şey var. Yazlık lastikleri kışın takmak hem risk taşır. Risk taşır. Hem de yıpranır değil mi? O yağışlarda. Yıpranmaz. Çünkü yağışlardan dolayı asfaltlarda sorun olabilir. Çay mı ikram edeyim, kahve mi ikram edeyim? Anam, gördün değil mi? Bir de Türkiye'nin zilli programıyız efendim böyle. Evet, kahve içelim. Fark etmez. Bir kahve içelim. Kahve içelim. Varsa sonra akabinde çay içelim. Kahvemiz de var, çayımız da var. Eyvallah. Efendim, şimdi dediğimiz gibi yazlık lastikler 1 Aralık değil mi? 1 Aralık. 1 Aralık itibariyle değişmeli. Kışlık lastik takılır, 1 Nisan yazlık lastik takılır. Kışlık lastik de o yazın sıcağında yıpranacağı için sıcaklar başlamadan yani Nisan 1 itibariyle değiştirilmeli, yazlığa geçilmeli. Böyle bir sistemle kurulursa lastikler çok fazla yıpranmaz diye düşünüyorum. Lastik yıpranmaz. Aynı zamanda sizin lastiğin ömrü uzar. İki lastik kullanıyorsunuz. Yani kışlık lastiğin ömrü daha çok uzar. Tabii bakın Aralık, yani, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Yani yılın neredeyse yarısı değil mi? Hı hı. Kışlık lastikle yarısı yazlık lastikle. Yani yazlık lastik biraz daha fazla kalıyor bir ay kadar. Biraz tabii. Yazlık lastik biraz kış lastiğe göre biraz daha üzerinde kalıyor. Yani kış lastiğini öldürmemiş olursun. Kış lastiğini diğer önümüzdeki sene kullanmış olursun. Hani bunun faydası var yani. Çok doğru. Biz şöyle söylüyorum. Arkadaşlar hepsine her zaman söylüyorum. Hava 7 derece sıcaklığın üzerine geldiği zaman ticari grubu söylemiyorum tabii ki. Otomobil grubu söylüyorum. Evet. Binek grubu diyoruz. Değişmek lazım yani. Bekletmenin anlamı yok. Yani burada ekstra da cebinize tabii ki iş oluyor. Bu süreçte zaten sıkıntı var. Kuyut var. Kuyut'tan önce deprem vardı. Elazığ için söylüyorum özellikle. Elazığ ciddi bir sıkıntıda. Allah yardımcısı olsun Elazığ. Bu yıl o iş makinalarının sokaklarda değil mi? Caddelerde aynen. Çok fazla çalışıyor olması, asfaltı da yıpratmış olması tabii. Gerçekten lastikler konusunda sorun yaşandı. Sorun yaşanıyor. Belediye çalışmalarında doğal olarak eleştirmiyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Çünkü belediye neye yetişeceğini şaşırdı bu süreçte. Asfaltlama çalışmalarında belki aksaklıklar olmuş olabilir. Bu konuda da ben ki eminim tüm Elazığ halkı anlayışlıdır. Ve bu konuda lastiklerimizi daha iyi korumalıyız. Çünkü asfaltlar konusunda sorun var. Aynen. Değil mi? Tabii, aynen. Kesinlikle. Korumak yani 1 Nisan itibariyle yaklaşık 15 gün geçti, bugün 15'i. Artık değiştirme sürecindeyiz. Değiştirebilirsiniz diyelim. Tabii değiştirebilirsiniz. Lastiklerinizi değiştirin, beklemeyin. Yani bunu bir de şuna söyleyeyim. Yapabildiğiniz kadar
lastiklerinize nitrojen basın. Lastiklerinize nitrojen hava basın. Nitrojen normal hava basmayınız. Siz şey yapıyorsunuz değil mi üstadım? Lastik parktan nitrojen basıyorsunuz. Tabii nitrojen. Bunu normal hava lastiğin çürümesini, asfaltın sesini içeri almasını çok etkiliyor. Önler. Ama nitrojen önlüyor. Lastiğiniz çürümesini önlüyor. Koruyor. Koruyor tabii. Asfalt sesini bayağı kesiyor. Kaçak olmasından havasını sabit tutmasını. Üstad bir yaşıma daha girdim biliyor musun? Ben bilmiyordum bunu. Biz bu işin bayağı... Ben birçok insan da bilmiyordur hem. 92'den beri ben bu işin içerisindeyim. Lastik safhasının ne kadar üst düzeyde ne yapılması her şeyde bayağı bir bilgi almışımdır yani. Evet. Lastik konusunda anladık efendim. 1 Aralık'ta değiştiğimiz, kışıkları taktığımız lastiklerimizin değişme zamanı şimdi. Artık kışıkları çıkartıp yazdıkları değil mi? Giysilerimiz gibi efendim. Nisan 1 itibariyle yazlık lastikleri takılma zamanı. Bu arada önerileri var tabii. Nitrojen gazı basmanızı tavsiye ediyorlar. Ya da basan yerleri tercih etmenizi. Tabii. Lastik parkta değişiyormuş. Bu şeyi yapıyormuş efendim. Onu da bir öğrenmiş olduk. Bu arada sorularınız geliyor, mesajlarınız geliyor ki eminim araçlarla ilgili sorularınız geliyor. Ben de Hakan Bey sorabilirim değil mi bunları size? Efendim fotoğraf yollamışlar. Bunlar haber servisine gönderilecek tabii ki. Efendim merhabalar Milat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Hakan Bey'e bir sorum olacaktı demiş. Lastik havalarının normalden az olması neye sebep olur? Saygılarımla Sertaş Daşbilek bize ulaşmış. Yani inik lastikten lastik az havası basılmış. İnmesi hem arabanın yakıtını yükseltir. Zorlar. Tabii zorlar. Arabayı da zorlar. Lastik çürümesinde sıkıntı olur. Lastik tabanı tel kırar aynı zamanda. Havası düşük olduğu zaman lastik işte. İçinde lastik tabii, tel kırar. Hem lastik zedelenir, deforme olur. Yani o şekil lastik yük biner. Yük biner tabii ağır normal havası yok içinde. O yük biner. Onun için normal havasını dikkatli bir ayda bir kontrol etmek lazım lastik havalarını. Bir ayda bir kontrol etmek lazım. Nitrojen hava bulan arkadaşlar da Allah'ın izniyle öyle bir şey olmuyor. Standart kalıyor. Şimdi şunu da öğrenmek istiyorum. Yazın belirli bir seviyede gaz basmak lazım. Hı hı. Kışın binek arabalar için söylüyorum. Kışın da farklı bir oranda basmak lazım. Evet. Oran nedir bineklerde? Otomobil grubu. Yani şöyle söyleyeyim. Önler arkalar diye. Onların otomobil grubu 34 diye şey yapılıyor. 4x4 38 bar diye basılır. Evet, 34 bineklerde aynen. 4x jip ya da kamyonet tarzı evet, olanlara 38 bar uygulanır. Yaz kış aynı mıdır? Şu anda ki araçlarımızın hepsinde sensör olayı var. Tabii. Milat Bey. Sensör lastiğin havası indiğinde ekranda sinyal ikaz veriyor. İkaz veriyor. Evet. İkaz verdiği zaman zaten görüyorsun lastikte sıkıntı var. İster istemez lastiğe kendini atıp. Peki Hakan Bey yazla kış arasında bu hava basmada fark var mıdır? Yok standarttır. 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 Hep 34 ya da 4x4'lerde 38 oranında aynı. Gazın düşmeme, alt limit ne? Alt limit 32'dir. 32'den aşağı düştü mü? Sıkıntı. Sıkıntı var demek ki. Gaz basmanız gerekiyor. Evet. 34'e 38 içinde 36 mıdır? Aynen. Değil mi? Tabii. 36'ya düştüğünde bir sıkıntı var diyoruz. Evet. Hemen bir başka mesaja geçiyorum değerli izleyenler. Müsaadenizle. Evet. Konuğunuz Hakan Bey'e, Hakan Uçar Bey'e deprem sonrası birçok aileye yapmış olduğu maddi ve manevi yardımlardan ötürü teşekkür etmek istiyorum demiş. Tabii iş insanlarımız hepsi koştular. Hakan Bey de bir iş insanı olarak da eminim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yardıma koşmuştur birçok insanımızın. Kendisi demiş mütevazi bir yapıda iş adamı, genç ve dinamik demiş. Elazığ Hakan Bey gibi girişimcilere ihtiyacı var. Saygılarımla Ümit Ataç ulaşmış. Çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederim kendisine. Sağ olsun, var olsun. Ümit Bey de çocuk deneyim kulübü işletmecisidir. Sağ olsun. Bu işte bayağı başarılıdır. Evet. Kendisini burada takdir ediyorum. Sağ olsun. Kendisi de eminim yapmıştır. Bilim yapmıştır. Bu evet. O da aynı şekilde yardımcı olmuş. Muhakkak. Şimdi tabii efendim bir hepimiz bu şehrin insanlarıyız. Bir felaket yaşadık. 24 Ocak'ta. Dedik ki hem belediye olarak hem valiliğimiz olarak çok teşekkür ederim şefim. Hem belediye hem valiliğimiz olarak bir karar alındı. Biz her şeyi devletten beklemektense kendi yaralarımızı
Kendimiz harcayacağız. Tabii ki olan olmayana yardım edecek de bu süreçte. Aynen. Bu değerli kardeşlerim de, iş insanları da Elazığ'ımızın birçok mağdurunu el uzattılar. Evet. Ben her birini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin şahsınızda. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ümit Bey'in şahsında. Çok teşekkür ederim. Güzel bir konuya temas ettiniz Ümit Ataş Bey. Gerçekten böyle davranmamız, böyle yaşamamız lazım. Biz birlikten kuvvet doğar. Birlikten kuvvet doğar. Aynen öyle. Birbirimize, sloganıyla yola çıkmak lazım diye düşünüyorum. Birbirimize daima destek olmamız lazım. Güzel bir mesajdı. Tebrik ederim. Efendim, tabii bunları kendisi dile getirmedi. Özellikle söylemeyeceğine eminim ben. Bir elin verdiği diğer el bilmeyecek. Bilmemeli. Bilmemeli. Doğru. Efendim, akşam haberlerinde bu görüntüleriniz yayınlanacaktır. Haber servisimiz özellikle ilgilenecektir bunlarla, emin olunuz diyorum. Selam demiş. Elazığ'ı çok seviyoruz. Korona yüzünden Elazığ'a gelemiyoruz. Allah'a emanet olun. Saygılar. Avustralya'dan küçük Berat demiş. Saygılar sunuyorum. Efendim, tabii ki bizim hem şehir dışında, yani ülkemiz içerisinde, hem de ülke dışında hemşerilerimiz de var. Bizleri de izliyorlar, teveccüh gösteriyorlar. Bu süreçte onlar da sıkıntılı. Bütün süreçte, dünya gibi onlar da sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de burada selam gönderiyoruz kendisine. Tüm hemşerilerimize, tüm vatandaşlarımıza, yurt dışındakilere, yurt içindekilere selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Emin olun, Elazığ'ımız şu anda o kadar kötü bir durumda değil, şükürler olsun. Elazığ'ımız hijyen koşullarında kendini izole ediyor. Burada yakınlarınız vardır eminim. Sıkıntılı bir durum yok Elazığ için. Çünkü Elazığ artık işin ciddiyetinin farkına vardı. Farkında vardılar. Değil mi? Kendini izole ediyorlar. Bayağı dışarı çıkmamaya özen gösteriyorlar. Ben burada Elazığ halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten bu işte en üst seviyede kendileri izole ediyorlar. Ben tabii bu konuda değerli valimiz ve pandemi kurulumuz da çok güzel işler yaptı. Güzel işler yapıyorlar kesinlikle. Güzel tedbirler ve bu konuda tedbirlere uygulayan giriş çıkışlarda ciddi bir denetleme var. Giriş çıkışlarda bayağı bir denetleme var kendilerine. Evet. Sayın valimize de teşekkür ediyoruz. Cidden bu işe gönül koymuş, bayağı tam orada duruyor yani. Arkasında, bu işin arkasında duruyor. Bırakmıyor. Çok biz doğru. Millet, vatandaşımız dışarı çıkmaması için elde geleni yapıyor yani, sağ olsun. Yapmalı da. Yapmalı. Yani değerli valimiz, değerli belediye başkanımız zaten bu işin ciddiyetinin farkında olan insanlar. Bazı illerimiz bu konuda gerçekten ciddiye almadıkları için işte görüyoruz. Vaka sayıları bayağı yüksek. Mesela komşu illerimize baktığımızda biz daha şanslı olduğumuzu görebiliyoruz. Ama elbette ki komşu onları da, acısı bizim acımız. Yani ülkemizin içerisinde, dünyanın üzerindeki tüm insanların acısı bizleri etkiliyor. Biz bu konuda işte sınırlarımızı kapatarak, giriş çıkışları önleyerek valimizin katil tedbirleri çok yerinde oldu diye düşünüyorum. Evet, uygulayacağız. Allah hepimizin yardımcısı olsun bu süreçte. Uygulayacağız. Kararları uygulayacağız. Bu kararların sınırların dışına çıkmayacağız. Evet. Şimdi gelelim efendim. Şimdi lastik olayımızı anladık değil mi? Sonuna doğru bir daha tekrar ederiz. O Nisan ve Aralık arası sürecini, nelerin olması lazım gerektiğini konuşacağız. Bir de efendim bu ekonomi. Hem deprem hem de değerli izleyenler, virüsten dolayı, COVID-19 denilen koronavirüsten dolayı esnafımız, halkımız ekonomik anlamda çok yıprandı. Çok yıprandılar. Doğru. Ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar zaten. Buyurun. Ben onu gördüğüm zaman çok ciddi bir anlamda üzülüyorum. Elimize gelen imkanları sağlamaya çalışıyoruz. İlk başta deprem vurdu, Elazığ için söylüyorum. İlk başta deprem vurdu. Esnaf bayağı bir sarsıldı. İkinci COVID vurdu. COVID de ciddi, daha da sarstı. Esnaflarımız kapalı. Çoğu iş yerlerimiz kapalı. Birçok meslek grubu şu anda çalışamıyor. Çalışamıyorlar. Yani ciddi bir sıkıntıları var. Allah yar ve yardımcılar olsun. Sabır edeceğiz. İnşallah sabrın sonu selamettir diye. Tabii her şeyin başı sağlık. Sağlık çok önemli. Sağlığımız için bu tedbirler alınıyor. Şu anda bugün de reklam sonrası biliyorsunuz. İkinci bölümümüzde güzellik uzmanımız bizimle birlikte olacak. Çok değerli Gündür Küçük, güzellik uzmanımız Gündür Küçük Hanımefendi. Onlar da şu anda işletmelerini kapatmış durumdalar. Berberlerimiz keza, buradan da kendi imaj maker'ım Feyyaz Bey'e de selamlarımı gönderiyorum. Tüm berberlerimize,
Allah yar ve yardımcılar olsun. Kafelerimiz, kıraathanelerimiz, her ne kadar şu anda servis yapan, sadece dışarıya servis gibi çalışan restoranlarımız, lokantalarımız, onlar da birçok insana ekmek veren, aş veren işletmelerimiz. Bizler önemsiyoruz efendim onları. O çalışanları önemsiyoruz özellikle tabii ki. Birçok sektör bu anlamda zor günler geçiriyor. Bu elbette ki zincirin her bir halkası gibi hepimizi etkiliyor. Etkiliyor. Zamanla etkisini de göreceğiz efendim. Bu anlamda da bazı işletmelerimizin bu konuda sağduyulu, şu anda çalışan, işte birlikten kuvvet doğar. Misali şimdi de çok önemli. Hakan Bey de bunun yine altına imza atan insanlardan birisi. Kendi sattığı ya da yaptığı işlemlerde, ürünlerde bazı kampanyalara gitti efendim. Ne gibi? Halkımızı rahatlatmak adına. Biz program öncesinde biraz kendisiyle konuştuk. Evet. Bu konuda bilgiler verdi bana ama biz kendi ağzından duymak istiyoruz. Neler yapıyoruz şimdi? Ne gibi yardımlar var? Ne gibi indirimler var? Şöyle, depremde zarar görmüş. Covid'den işletme sahibi veyahut da şeyden dolayı sıkıntı yaşamış. Onlara tabii özel indirimler yapıyoruz. Kendilerine maliyetine satışlar yapıyoruz. Önemli olan onun sıkıntılarının giderilmesi. Bizim kar marjımızı düşünmüyoruz. Önemli olan o adam, o insanımız bir rahatlasın. Bir rahatlasın. Yani tabii ki Allah vermiş. Yani yapacak bir şey yok. Demek ki bizim bu kaderimize böyle bir şey varmış. Göreceğimiz var. Biz de ne yapacağız? Elimize ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağız. El ele biz aşacağız, el ele, değil mi? Tabii birlik olacağız. Birlikte. Kuvvet birlikte duvar. Çok doğru. Evet. Bu yani, aşamada, bu safhada. Bu safhada. Her yardımcı olacağız Allah'ın izniyle. Yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. 5 günlük bir hayatı yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Yani bu Covid-19 geçecek. Biz neler, ne badireler atlattık. Bunu mu atlatmayacağız, evet, Allah'ın izniyle? Biz yine yüz yüze bakacağız. Yani. Değil mi? Biz yine alışverişler yapacağız birbirimizle. Efendim bu anlamda tüm esnafımızı, şu anda çalışıyor olan esnafımızı Hakan Bey gibi duyarlı, gerekeni yapmaya davet ediyoruz. Çünkü Elazığ ekonomisinin bunlara ihtiyacı var. Evet. Herkesi bir kampanyaya, bir yardım zincirine davet ediyoruz. Gerçekten yoksa toplum inanın çok zorlanacak. Ben dün de çok değerli Hayrettin abi, biliyorsunuz. Biliyorum Hayrettin, Hayrettin abi. Karakaya, burada selam söylüyorum kendisine. Biz sağ onunla olsun, da dile getirdik. Değerli bir burada insan. Sonrası bizi endişelendiriyor. Yani bu koronavirüs de geçecek. Geçelim. Deprem de şu anda yaralar sarılmadı elbette. Bir süreç yaşaması lazım Elazığ. Bu günleri Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Ama hep birlikte geçmemiz lazım. Hepimiz birbirimizi iyileştirmemiz lazım. Güzel günler çok uzak değil, yakın inşallah. Ama o güzel günlere erişmek için, değil mi şefim? İnşallah. Hep birlikte birbirimize destek olarak yürümemiz gerekiyor. Bunun için de evde durmamız lazım. İhtiyaç olmadıkça, evet, çıkmamamız gerekiyor ki. Olmadan çıkmayacağız. Evde sağlık kalacağız. Bir önce yetişsin. En azından dediğin gibi olan da olmayan insanlara yardımcı olur, destek olmuş olur. Devlet de zaten elinden geleni yapıyor. Geleni yapıyor. Yapmaya da devam edecek. İş adamlarımız da işte. Bizim de böyle güzel, müteşebbis iş insanlarımız da üzerlerine düşenleri, ki eminim yapıyorlardır. Yapıyorlar işte, evet, Hakan Bey gibi örnek misal insanlarımız var. Biz bu konuda herkesi birbirine desteğe davet ediyoruz Elazığ adına. Tabii ki açıkta alenen yapmak gerekmiyor. En azından çevrenizdeki insanlara yardımcı olsunlar. Yapamıyorsanız, çevrenizde o kadar insan yoksa, devletin bu konuda yetkili birimleri var efendim. Vakıflar var. Mesela ne gibi? Sosyal Hizmetler Vakfı var. Bunları kabul ediyor. Kızılay'ımız. Çok güzel işler yapıyor. Evet, Kızılay'ımızla bağlantı kurabilirsiniz. Onlarla anlaşıp neler gerektiği konusunda yardımcı olabilirsiniz. İş insanlarımızı, yardımseverleri de bekliyoruz bu anlamda. Emniyet mensupları da yardımcı oluyor. Belediye de yardımcı oluyor. Valilik de yardımcı oluyor. Bayağı bu konuda şu anda ciddi bir çalışma var. Sağ olsunlar, elinde geleni yapmaya çalışıyorlar. Tabii. Şimdi bu konuda resmi kişilerin yardımı, onlardan fikir alarak yapılmasında, kendi yakınlarınız haricinde tabii. Daha iyidir. Yetkili kişilerin bilgisi doğrultusunda hareket etmeniz en doğru hareket olur, tabii, diye düşünüyorum. Evet.
Ve mesajlara geçiyorum. Daha söyleyeceklerimiz var tabii. Eyvallah. Sizin yaptığınız lastik konusunda indirimleriniz var. Onları konuşacağız. Aksesuar bölümünde indirimlerimiz var. Değil mi? Uçar Oto olarak seninle gurur duyuyoruz. Gökhan Uçar ulaşmış teşekkür bize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeğenimdir. Yeğenimdir. Evet. Sağ olsun. Buradan başarılı da selam olsun. Şu anda çalışıyorlar. Yeğenimdir. Sağ olsun. Elinde geleni yapmaya çalışıyorlar. İnsan amcasıyla gurur duyması kadar güzel bir şey yok değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet. Ben de yıllarca yeğenlerimle gurur duyuyorum. Amcamla, tabii ki amcamızla üniversitede öğretim görevlisiydi. Gurur duyduk elbette onun. O bilimsel çalışmalarıyla, yetiştirmiş olduğu öğrencileriyle gurur duyduk. Bir amcanın da böyle müteşebbis, yardımsever, hayırsever bir amcayla muhakkak gurur duyuyordur. Evet, mesajlarımızı hemen okuyorum. Milat Bey, Abdülselam ben demiş. Hakan Bey'e sormak istiyorum. Dört mevsim lastik mi önerirler yoksa yazlık ayrı demiş, kışlık ayrı mı önerirler? Saygılar. Bunlar da önemli. Abdülselam Bey'e selam söylüyorum burada. Geçen programımıza da bunlar geliyorum. Sağ olsun. Müdürümüz biliyorsunuz. Evet. Genç Spor Kulübü Başkanı. Evet. Abdülsamet Bey. Buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Abdülsamet abim. Bahayrı'ya dahi gidemedik. İnanın. Yoğunluktan. Vallahi aynı şekilde ben. Geleceğiz. Gidemedim. Ben de gidemedim. Evet. Çok sağ olsun. Görüşüyoruz. Sağ olsun. Değerli müdürüm. Saygılar değerli müdürümüzdür. Yazlık ayrıdır. Kışlık ayrıdır. Sayın müdürüm. Yazın yeri farklıdır. Kışın yeri farklıdır. Dört mevsim lastiğin faydası var mı? Yoktur bence. Ya bu işi bilen insanlar. Ben yoktur. Bunu hep duyuyorum. Dört mevsim lastik kışın görevini görmüyor. Yazın görevini görmüyor. Onun için tavsiye etmiyorum. Sayın müdürüm burada. Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii Abdülsamet Müdürüm'e de buradan selamlarımı tekrar gönderiyorum. Ben şimdi buradan ekranlardan sizi davet etmek istemiyorum. Programımıza muhakkak geleceksiniz. Ama ben bizzat böyle Hayırlı'ya gelip orada makamınızda davet etmek istiyorum. Değerli müdürüm programımızı şereflendirmeniz için. Ama en kısa zamanda da ziyaretinize geleceğiz. Beraber gidelim bir gün. Tabii ki. Milat çok Bey. İyi olur. Beraber gidelim. Hayırlı etmeye gidelim. Hayırlı'ya sen. Geleceğiz efendim. Buradan da tekrar iyi vazifeler, başarılı vazifeler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çünkü onlar bu da... Covid'de ciddi bir çalışma yaptı. Maske ürettiler. Çok doğru. Gençlerle beraber kendisi buradan tebrik ediyorum. Evet. Başarılı bir insanımız. Evet. Mesajlarımızla gelmeye devam ediyor efendim. Bekliyoruz tabii mesajlarınız varsa atın ne olur. Soracağınız sorular olabilir. Özellikle bekliyoruz. Çünkü araçlarımız canımızı emanet ettiğimiz... Can taşıyoruz. Aletler, şeyler değil mi? Araçlar. Kesinlikle. Bunlar... Onlara da en az kendimiz gibi bakmak zorundayız. Onlara güvenmek, inanmak zorundayız. Kesinlikle. Değil mi? Size ve Sayın Hakan Uçar'a iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Hakan Uçar çok değerli bir iyimser, merhametli bir gençtir demiş ve iş insanıdır. Doğrudur. Allah işine de her zaman başarılı kılsın inşallah. Allah'a emanet olun. Resul Özbay ulaşmış. Resul abime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Resul abim de çok değerli bir abimizdir. Gerçekten. Saygılar diliyorum kendisine. Ben de Hakan Bey'i yıllardır tanırım. Yani işinin başında, işinin gücünün insanı bir insan. İnanın dışarıda görmek çok nadir bir insanlardan. Hep Allah işinin abim, başında olsun, olan bir insan. Sağ olun, teşekkür Allah yar ederim. Ve yardımcısı sağ olsun. Cümlemize. Elazığ'ın böyle insanlara ihtiyacı var sağ sizin olsun, gibi. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani yoksa onun yaşında insanlar şu anda... Biz gezip dolaşabilirler ama kesinlikle. O genç yaştan beri, 92'den beri değil mi? 92'den beri, 92'den bu işte beri işinin başında olan neredeyse bakın 92, 2002 değil mi? 28. 18, 20 sene neredeyse, 22 sene iş çalışıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Böyle insanlara ihtiyacı var dediğim gibi Elazığ'ımızın. Evet, hayırlı günler hocam demiş. Seni çok seviyoruz. Mehmet Akkaya demiş. Ben kolay gelsin. Hakan Bey'e kampanyalar ne zamana kadar devam edecek diye soruyoruz. Kampanyalar ne zamana kadar devam edecek? Kampanyalar Ramazan bayramına kadar devam edecektir. Bu Covid'in bitimine kadar da devam etmesini düşünüyorum. Yani inşallah kısa sürede biter ama Ramazan bayramı şu anda ilk hedef diyorum. Evet, diyelim. Evet. Belki uzarsa Kurban Bayramı kesinlikle. Olabilir. Efendim bu konuda da inanın gereğini yapacaktır. Ama zaten kampanyalar ziyade Hakan Bey'e ne zaman gitseniz her konuda yardımcı oluyor. Bundan emin olun. Kesinlikle. Yani ben bunu samimiyetimle söylüyorum.
Çok müteşebbis, çok iyi niyetli bir esnaf kardeşimiz Hakan Bey, arkadaşımız, iş insanı. Allah yar ve yardımcısı olsun. Eminim şimdi şu anda lastik konusunda çok yoğun bir süreçler, evet. Ama diğer sektörlerde, iş yerinde de eminim o da çok büyük zararlar gördü. Kesinlikle, tabii ki şu anda inşaat sektörü şu anda şöyle söyleyeyim, bu COVID'den dolayı durma aşamasında. Çalışacak eleman bulamadığımızdan dolayı şu anda çalışılmıyor. Peki eleman sıkıntısı mı? Eleman sıkıntısı var kesinlikle. Hani COVID'den dolayı işsizlik var diyorlar Hakan Bey. COVID'den dolayı dışarı çıkmaz, kendi izole ediyorlar. Dışarı çıkmıyorlar. Çıkmamak için haklılar. Sağlık önemli. Maddiyat çok önemli değil. Önemli olan sağlıktır. Onun için onlara da hak veriyorum. Lazım. Saygı duyuyorum kendilerine. Yapacak bir şey yok yani, burada bekleyeceğiz. Beraber bu süreci atlatacağız Allah'ın izniyle. Evet, çok güzel. Tabii sağlık her şeyin başı. Hakan Bey de bunu göz ardı edemiyor. Elbette ki kendi işlerinden, kendi şeyinden ödün vererek gereğini yapıyorlar diyelim. Efendim şöyle lastik konusuna geri dönelim. Hani sorularınız bu anlamda geliyor genelde. Ben özellikle onları tekrar bir etmek istiyorum. Müsaaden var değil mi Hakan Bey? Müsaade etsin efendim. Şimdi efendim lastikler 1 Aralık itibariyle yazlıklar çıkıp kışlıklar takılıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Ve binek otolarda 34. Evet. Binek otolarda. Gaz basılıyor 34 evet. Derecede. 4x4'lerde 38 gaz basılıyor. Evet. Alt limitlerde 32 ve 36. Bir, yani bineklerde 32 alt limit, 4x4'lerde 36 alt limit evet. Olmak kaydıyla elbette. Ve nitrojen gazı. Nitrojen basmanızı tavsiye ediyorum. Lastik parkta da nitrojen gazı. Bütün meslektaş arkadaşlarımızda nitrojen vardır. Yani. Vardır. Olmayan da yok, nadiren. Öyle mi? Tabii. Ben bilmediğim için bunu, ben ilk defa öğrendim bu nitrojen gazını. Kimse bilmez. Sadece nitrojeni kim bilir? Lastik çok tanıdık, sürekli lastikçiyle iç dışlı olan bilir. Peki benzin istasyonlarında zannediyorum nitrojen yok. Yok. O yüzden lastiklerimizi, lastik havalarımızı evet. Lastikçilerimizde evet. Değiştirmemizi tavsiye evet. Ediyorum. Gazımızı basmamızı tavsiye ediyorum. Acil durumlarda sadece yolda kaldınız. Lastik indi, benzin istasyonu var. Orada hafif bir gazınızı basın, limite getirin ama gelip hemen lastikçiden nitrojeninizi bastırmayalım diyelim, bu bir. Gelelim basarız. Tekrar kışı geçirdik. Ne zaman değiştireceğiz? Nisan 1 itibariyle değiştirme resmidir efendim bu evet, tarihler. Resmi. Nisan 1 kanunun. İtibariyle artık kışlıklarımızı çıkartıyoruz. Yazlıklarımızı takıyoruz, mevsimliklerimizi takıyoruz. Kışlıklarımızı rafa kaldırıyoruz. Rafa kaldırıyoruz. Evet. Şimdi efendim o konuya da geleceğiz. Ben ilkbaharda değerli Hakan Uçar Bey'i aldığımızda çok güzel bir şey söyledi. Bizim dedi böyle bir lastik otelimiz var. Lastik doğru otelimiz. Mu? Evet. Lastik otel. Lastik çok otel. Güzel bir şey. O çıkardığımız lastikler yazlık olsun kışlık olsun bizden lastik alan kardeşlerimize biz o servisi de veriyoruz, hizmeti de veriyoruz dedi. Bir kira bedeli istemiyorsunuz değil mi onun için? Yok, yok efendim. Kesinlikle bir kira bedeli yok. Otel parası vermiyor yani lastikler. Evet. Onların depolarında yani ucuz bir otel parası oluyor da çok öyle abartılacak bir şekilde değil. Tabii ki yani şöyle söyleyeyim, lastiklerinizi rafa kaldırırken lastiklerinizi üzerine malzeme atmayın, lastiklerinizi ezmeyin. Lastiklerinizi de ezdiğiniz zaman lastikler yani sıkıntı oluyor, deforme oluyor. Lastik özelliğini kaybediyor. Çok doğru. Milat Bey Tokat'tan selamlar demiş. Zevkle takip ediyorum. Tüm Gakko'lara selam ederim demiş. Tokat'a da selam olsun. Tokat'a selamlar. Çok teşekkür ederiz. Gakko'lar demeniz ayrıca hoşuma gitti. Aynen. Değil mi? Biz Gakko'yuz. Gakko'yuz. Gakko. Değiliz. Gakko. Evet, Gakko'yuz biz. Gakko'yuz. El hazırla. Gakko'lar el Gakko'yla ele. Her zaman bizim de sloganımız olsun. Gakko'lar el ele. İnşallah ne Covid ne deprem diyelim. Hep birlikte aşacağız inşallah diyoruz. İnşallah. Ben tekrar son sözü çok değerli Hakan Uçar Bey'e vermek istiyorum. Neler söylemek istersin Elazığ halkımıza Hakan Bey? Elazığ halkımıza şunu söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle COVID'i de atlatacağız. Depremi nasıl atlattıksa COVID'i de atlatacağız. Bugünler zor süreçler bitecek. Yine hep beraber eski günlerimize geri döneceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Saygıyla, selamla burada selamlıyorum kendilerini. Allah'a emanet olun. Sağ olsun, var olun. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. İyi yayınlar diliyorum size Allah de. Allah razı olsun. İyi çalışmalar.
yoğun bir süreçtesiniz. Kesinlikle. Sizi davet ettik, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için, o yoğunlukta bize kırbayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza, emniyet personellerimize, belediye personellerimize, valilik personelimize, hepsini burada saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum kendilerine. Allah hepsinden razı olsun. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür bu ederim. Süreci beraber atlatacağız. Evet, bence. Atlatacağız. Evde birlikte kalmanızı tavsiye ediyorum. Lütfen evde kalın. Evet, evde kalalım bu süreçte efendim. Tabii ki lastiklerimizi değiştirme sürecimiz. Zamanımız var mı? Bittik herhalde. Efendim, bu süreçte lastiklerimizi değiştirmek ve kampanyalardan faydalanmak için lastik parkı tercih etmenizi tavsiye ediyorum diyelim efendim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra çok değerli uzmanımız efendim, güzellik uzmanımız Gülnur Küçük Hanımefendi ile birlikte olacağız. Bu konu, güzellik adına, estetik adına çok güzel bilgiler verecek bize. Hep birlikte şimdi reklama gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamdan sonra tekrar birlikteyiz. Evet efendim, kısa bir ara, reklam arası, sonra tekrar birlikteyiz. Biz neşeli bir giriş yaptık. Efendim çok değerli Gülnur Hanım neşesiyle programımızı da şenlendirdi, sağ olsun geldi. İnanın bu günlerde bu neşeye, bu motiveye hepimizin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Tabii onlar da bu süreci, güzellik uzmanlarımız, kuaförlerimiz, birçok meslek grubu evlerinde geçiriyorlar. İyi de yapıyorlar bu süreçte ama tabii Gülnur Hanım rahat da durmuyor açıkçası evde. O güzelim storyleriyle, değil mi Gülnur Hanım? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz. Valla sosyal medyadan sizi takipçiniz olduk artık. Aktif kullanıyorum. Evet, çünkü üyelerimin inanın ki o kadar çok talebi var ki. Diyor ki dizi izlemekten daha keyifli sizin videoları izlemek. Evet. Sizin o Instagram açtığım anda hemen sizin resminizin üzerinde bir halk oluşuyor kırmızı. Hiç bu eksik olmuyor inanın. Ve inanın mutfağından, gardırobundan ve yepyeni evinden, Zula'dan çıkan ürünlerinden. Her şeyi paylaşıyorum. Cilt bakım ürünlerim. Elimden geldiğince küçük küçük tüyolar veriyorum bakım adına ne yapılır. Çünkü böyle kimseyi yüzüstü bırakmak içime sinmiyor. Çok bu süreçte de destek lazım. Elimizden geldiğince yapıyoruz bir şeyler. Vallahi de yapıyorsunuz. Yani evet, gerçekten bu süreçte olumlu geçirmek lazım. Tabii o yaptığı, mutfağında yaptığı o güzelim lezzetlerle de şu anda ekranlarınızda yok ama Fatih Bey bayağı bir kilo olmuş bu arada. Bunu da söyleyelim efendim. Çocukların durumunu bilmiyorum henüz. İki tane Allah bağışlasın. Biri 12 yaşında, biri de daha henüz yaşını doldurmamış. İki delikanlımız var evlerinde. Evet, aynen. Onlara da Allah bağışlasın diyoruz. Cümlemizinkine. Allah onları korusun diyoruz. Amin, amin. Gerçekten çok önemli. Kesinlikle. İzole olmak, hepimiz izole olmak zorundayız bu süreçte. Tabii moralimizi de hep üst düzeyde tutmak zorundayız değerli izleyenler. Bu hastalığın, yani uzmanların diliyle konuşuyorum. Yanlış anlamayın, ben bir uzman değilim bu anlamda. Onlardan öğrendiklerimi burada satıyorum açıkçası. Moral en güzel ilaçmış. Kesinlikle öyle. Gülnur Hanım, moral yaşlılarımız için özellikle. Düzenli uyku, moral, evet, motivasyon, sağlıklı beslenme gerçekten bayağı bir güçlü tutuyor bünyeyi. Değil mi? Çabuk teslim olmuyor virüse. En güzeli bu dediğiniz gibi. Artık girdik mi bu yola, girdik. Yapacak bir şey yok. Her gün kahredip oflanıp puflanıp ah dükkanım kapandı ne olacak modundan çıkmak lazım. Veya sürekli hapis modundayım, sıkıldım, bunaldım. Kendinize yeni yeni ortamlar oluşturun diyorum. Yani arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. İşte bazen bizden büyüklere bile hani şey yapabiliyoruz. Mesela benim babam çok şeydir böyle. Çabuk demoralize olur, çabuk morali bozulur. Ona aman, bile destek veriyorum. Aman. İşte geçecek baba, takma bu kadar, düzelecek. Herkese sesleniyoruz, bu geçecek yani. Babanın yaşı 60 oldu mu? 56. Siz 20 yaşında oldunuz. 56. 56 mı yaşında? Evet. Daha, evet. Yakınmışız abimle. Evet. Efendim buradan da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Herkese. Sizin neydi babanın? Adnan. Adnan abimize. Buradan da sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Gerçekten kendilerini tabii ki şimdi artık bir 60 yaş üstü diyoruz ama artık duyumlarımız böyle 30'lu yaşlarda da can kayıplarını daha genç yaşlarda duyuyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Tabii ki bilinmeyen bir olay bu virüs. Yani kimlere dokunup kimlere dokunmadığı, kimlerde
daha hassas. Zarar verebildiği daha inanın bilinmiyor. Evet. Bunun için hepimiz kendimizi, çocuklarımız dahil, izole etmek durumundayız. Kesinlikle öyle. Korumak zorundayız. Kendimiz için dahi olmasa çevremiz için bunu yapmak zorundayız. %100. %100 öyle olması evet. gerekiyor. Efendim bu arada o Instagram'da Gülnur Hanım'ın paylaştığı o yemek videolarını burada tehdit altında artık burada da yapmaya davet ediyoruz. Şefime rakip mi olsa? Değil mi? Haftaya inşallah o evde yaptı. Estağfurullah. Buradan takipçilerine söylüyorum bilirler. O börekten burada yapacağız haftaya. Evet. Söz mü? Söz. Tamam. Haftaya yapacağız böreği. Kızlar malzemeleri hazırlayın. Evet. Malzemeleri hazırlayın. Gerçi yeni bir olay değil efendim. Instagram'ın takipçileri yakinen biliyorlar o tarifleri. Herkes yapıyor. Bir de sonucunu da atıyorlar. Evet. Efendim hemen ben müsaadenizle şöyle şefime yanına gitmiyorum efendim. Sosyal mesafeden dönüyorum sadece. Şefim. Evet. Şimdi ilk bölümümüzde yonca. Bugün yonca kavurması yapıyoruz. Evet öyleymiş. Yonca kavurmamız hazır. Kavurduk. Hazır mı? Hazır. Peyniri de doğralım. İsterseniz böyle vereyim. Ha. Bir göstermiş olursunuz. Evden taze peynir yapmıştı annem. Kameramızı şöyle bir çevir istersen. Hemen. Şöyle vereyim siz oradan gösterin. Evet, ben şöyle, de burada. Şöyle kaymaz herhalde. Şöyle gösterelim efendim. Yonca kavurmamız üzerine bir de Elazığ peynirini. Şu kameramız. Evet. Elazığ peynirini rendeledi. Çok güzel bir görüntü oldu. Bu mevsimde böyle yaza girerken efendim baharda rahatlıkla yiyebileceğimiz, bağışıklığımızı sağlayacak, güzel evet. şekilde koruyabileceğimiz görüntüsü de güzel. Bir yemek. Görsel bir şölen. Lezzetli. Hep et yiyecek değiliz ya. Kesinlikle. Etten lezzetli. Biraz sonra yediğimizde Gülnur Hanım'da ikram edeceğiz biraz sonra. Tabii beraber yiyeceğiz. Kilo aldırmaz bizim yemeklerimiz. Ne güzel. Değil İstediğiniz mi? Kadar yiyebilirsiniz. Kilo aldırmaz. Gülnur Hanım'ın yaptıkları kilo mu yaptı? Sen Fatih Bey'e bakıp öyle mi zannediyorsun? Benim bir defa bölgesel zayıflama cihazım var. Ya tamam işte. İkinci cihaz da Ocak. Şimdi bugünkü konumuz da o zaten evet, değil mi? Evet onu işleyeceğiz. Şimdi Gülnur Hanım. Şimdi ekranda görmüyorlar ya. Evet. Hakan Fatih Bey şimdi ne kadar... Hafta yolda getireyim ala ben. Adam 2 kilo almış topu. O 2 kilo da rahatlıkla verilebilecek bir kilo. Adamın adı çıkacak değerli hocamın. Evet. Buradan da saygılar sunuyorum. Burada hocam kahvemizi... Evet, lobi çorbamıza başladık. Kahveyi sorayım. Kahvemizi nasıl içeriz? Çay da içebiliriz, kahve sade. De içebiliriz. Mutfağımız zengin. Sade kahve ne içelim. Hazırda varsa hiç... Her şeyimiz hazır. Tamam. Evet, çayımız da hazır, kahvemiz çay da hazır. O zaman. Sonra doğru da bir kahve içeriz. Tamam. Tamamdır o zaman. Efendim, şimdi lobik çorbamıza geçiyoruz. Lobik. Efendim Börülce diye bilinen Ege bölgesinde, bizim şehrimizde de lobik diye bilinen, bilirsiniz değil mi? Evet. Evet. Ama hiç yemedim. Harputlu olup Harputluyum, da. Harputluyum, duydum ama hiç yemedim. Öyle mi? Bugün evet. içeceksiniz. Lobik çorbası çok güzel. Et olur. Falan bırakmıyorsunuz Hayır. değil mi? Ha tamam. Etsiz. Lobik çorbamız efendim. Evet şefim. Lobimizi önceden haşladık. Onu yıkadım, güzelce dinlenmeye aldım. Ve şimdi yine az bir tereyağımızı koyduk. Yaklaşık 150 gram kadar bir tereyağımızı koyduk tavamıza. Bir de soğanımızı doğradık. Şu evet. an soraçımız olmak üzere. Tam kızardıktan sonra salçamızı vereceğiz. Yine ben bir adet de biber doğrayacağım içine. Renk versin diye. Lobigin içinde bir de kırmızı biberimiz var. Kapya. Bir tane de kırmızı kapya doğrayacağım içine. Tabii arzu eden izleyicilerimiz sumak da koyabilir. Sumak olmaz zaten ama biz bugün sumak kullanmayacağız. Kullanmayacaksınız. Yok bugün sumak kullanmayacağız. Tamam. Kırmızı biber ve yeşil biberden kullanacağım. Bir tane de domates kullanacağım. Bir adet. Bir diş de sarımsağımızı kullanacağız. Sarımsak. Evet. Sarımsak. Antibiyotik görevi görür. Aynen öyle. O yüzden güzel yoncamıza geliştirir. Da biz kuru soğan güzel kavurmuştuk. O yüzden de buraya sarımsak koyacağız. Çok teşekkür ederim şefim. Ben teşekkür Zaten ederim. Zaten kameralarımız şey alacak. Ben bu arada görmediği için hemen Gülnur hocama böyle lobiyi göstermek Tanıştıralım lobikle. Fasulyenin küçüğü. Esmeri. Evet. Böyle lobik çorbamız. Börülce derler buna Ege bölgesinde, evet. Akdeniz'de. Meze olarak çok evet, fazla gelir. Çok güzel meze olarak kullanılır. Ama şehrimizde de, ilimizde de lobik diye bilinir ve birçok ilde de yoktur. Efendim, Ege'den mesela bazı müziklerimiz de benzeşir biliyorsunuz değil mi? Evet. İki de keklik mesela aynen. Ege ile. Birçok ilde lobik gerçekten yok bulamıyorlar. Daha önceden de sevgili Selmin Balık vekilimiz de Ankara'da bulamıyormuş. O da dert yanıyordu. Gerçekten de birçok ilde lobik yok. 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 Ama Elazığ'da biz şanslıyız. Şimdi gerçekten çok şanslıyız. Belki de şöyle bizim Elazığ insanı markete gidip diyordur. Lobik var mı? O da bilmiyor tabii yok diyorlar. Buğda meydanından aldım. Börülce desene belki verecekler. Ama Buğda meydanında Buğda meydanına gitsin ben oradan aldım evet. çünkü. Buğda meydanı vardı elimizde ama ben geçerken biraz da tazesini aldım oradan. Biraz daha aldık. İyi az olmasın dedik. Bugün misafirlerimiz kalabalık. O evet. yüzden. Kalabalık dersen adam bir tane Fatih Bey. Yani adam kilo...
Allah İki ben, iki ben, bir orada. Ben iki. Hep sen yapıyorsun. Vallahi var. Ben iki. Hocamın adını çıkardınız ya. İki porsiyon ben yiyeceğim. Hocam yanındayım. Kesinlikle. Evet, kilo almış olabiliriz efendim. Yani ama verilir. Bu süreçte evdeyiz. Evet, ama biz de tabii önlemlerimizi alıyoruz. En kısa zamanda burada spor hocalarımız eşliğinde evde sporla başlayacağız. Aerobiklerimizi yapacağız burada. Aerobik değil de evde spor. Biraz çok mantıklı. Farklı bir yöntemle. Kendimizi fazla yormadan hızlı kilo verme. Kesinlikle. Sağlıklı kilo verme yöntemleri varmış. Hocalarımız burada gösterecekler. Bir hanımefendi, bir beyefendi hocamız. Biz de hem kadınlara, çünkü hem kadınlar hem erkekler evde. Aynen öyle. O süreçte onlara böyle aile boyu spor evlerimizde yapacağız. Tabii Allah neşemizi artırsın efendim. Amin. Bu süreç zor bir süreç. Hem dünyayı, hem ülkemizi, hem de şehrimizi tehdit eden bir süreç. Bu yüzden kendimizi evde kalıp izole etmek zorundayız. Tekrar ediyorum. Evde kal Türkiye. Hayat eve sığar Türkiye diyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yarın daha fazla üzülmemek için bugün evde oturmalıyız. Evde hem de oturmalıyız. Hiç şikayet etmeden güzel güzel anılar biriktirmek lazım. Yani çoğu insanın eline geçmeyen bir şey aslında. Biz 14 yıllık evliyiz. İlk defa bu kadar fazla birbirimizi gördük. Herkesin öyle gerçi. İlk defa bu kadar çok vakit şimdi geçirdik. Sayın Hocam, Günür Hanım, bu sizde olumlu gelişen. Yani mutlaka ki bizde de sıkıntılar oluyor. Bir de alışkınsınız yani iş beraber çalıştığınız için çoğu zaman. Sıkıntılar oluyor. Bu ters tepede biliyor. Aynen. Şimdi yani dükkanı açtığınızda Allah korusun diyelim. Bu bunalımları da sizlerle paylaşırlar eminim. Birçok hanımefendi serzenişte bulunacak. Öyle öyle öyle. Beyler daha fazla aslında. Onu da Fatih Bey dinler herhalde. Doğru. Efendim. Şimdi efendim zayıflamak dedik. Bu süreçte evdeyiz dedik. Tabii ki kilolar alınıyor ama bazı insanımız topyekün tek vücut almayabiliyor. Bazı bölgelerinden bu kilolar fazla alınabiliyor. Evet. Bunun için de güzellik uzmanlarının yapmış olduğu, özellikle Elazığ'da Gülnur Hanım'ın uyguladığı bir sistem var. Bu LipoWow. Evet. Sistemi. Yani bölgesel incelme. İncelme, bölgesel zayıflama. Evet. İncelme diyelim aslında. Daralma. Daraltıyoruz. İnceltiyoruz. Kilo bunu bize bir anlatın. Falan. Çünkü önemli bir konu. Evet. Hı hı. İşlemek istiyorum bu olayı. Evde olduğumuz için. Hadi bu virüs bitecek nihayetinde. Evet. Güzellik uzmanlarımıza gideceğiz. Bu konuda yardım talep edeceğiz. Ne konuda yardım edebilirsiniz? Bu LipoWow'la. Kesinlikle öyle. Hani gönül rahatlığıyla siz de şefimizin yaptığı yemeklerden yapın, yiyin. LipoWow varsa sıkıntı yok. Karantinadan şimdi, sonra. Gönül Hanım ne yapıyorsun biliyor musun? Ben burada yiyorum. Evet. Bir de eve gidip evde yiyorum. Birkaç saat sonra. İster istemez. Şimdi akşam böyle kararken 7, 6.30, 7 gibi yiyoruz. Hepimiz de geçerli bizim için. Evet. Saat 12, 11 oluyor. Biraz acıkıyoruz. Aynen öyle. Bu sefer bir daha asılıyoruz. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Herkes kendini mutfağa vermiş durumda. Can sıkıntısı. Sürekli bir şeyler, sürekli abur cubur, sürekli bir tüketim var. Dediğim gibi olabilir kendinizi çok kasmayın yani. Canınızın çektiğini abartmadan göz hakkıdır yiyin. Çok doğru. Bölgesel incelme olayı kesinlikle kilo kaybı değildir. Şöyle bir kolayımı da tutayım öyle anlatın. Çok güzel izah etti zaten. Ben size 10 kilo verirsiniz falan öyle bir iddiam yok. Sadece örnek veriyorum 46 beden giyinen bir hanımefendi 10 seanslık paketimiz sonucunda 42 hatta bazen çok iradeli ise 40 bedene kadar düşürebiliyoruz. Bel kısmından bahsediyorum. O oyuntuyu sağlayıp 40'a. Yani düşürebiliyoruz. 3 ayda yapıyoruz bunu. Kesinlikle oluyor. Yani sonuçları zaten birebir paylaşıyorum. Yine sosyal medyadan takibi çok güçlü. İnanılmaz derecede talep vardı cihazımıza zaten. Tabii şu anda zaten. Sosyal medyadan da bizi izliyorlar. İzliyorlar. Efendim, selam selamlarımızı olsun. Gönderiyoruz evet, sosyal oraya da selam olsun. İzleyicilerimize de şu anda hem Feyzullah şefimin hem benim hem de Gülnur Hanım'ın sosyal medyasında canlı olarak izleyebilirsiniz. Bizi farklı bir açıdan. Kesinlikle öyle. Dediğim gibi 30 dakika süren bir işlem. Ultrasonik ses dalgalarıyla yağın kırılmasını sağlıyoruz. Sadece bir baskı uygulanıyor. Hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Görselimiz var o konuda. Göstereceğiz kesinlikle birazdan. Öyle. Ben tam anlattıktan sonra bunu görsele rica edeceğim. Evet şu anda gösteriyor gerçi. Mesela. Hemen izleyelim.
Şu olay değil mi efendim? Evet, bu şekilde çalışıyoruz. Yani bir gördüğünüz gibi bir acı hissetmiyorsunuz. Bir ağrı yok, kızarma yok. Ultrason jeliyle çalışıyoruz. Ben hep şey diyorum, liposuction ameliyatının cihaza çevrilmiş şekli. Liposuction'da yağları cerrahi işlemlerle alıyorlardı eskiden, bilirsiniz. Yani karnı kesip yağı alıp yok ediyorlardı. Ama bu cihaz yağı parçalıyor. Özellikle su tüketimiyle de lavabo ihtiyacıyla da yağların vücuttan atılmasını sağlıyor. Kesinlikle hepsi gidiyor. Hepsinde çok başarılı. Özellikle mesela biz bayanlar sezeryanla doğum yapmış hanımefendilerin alt göbek diye bir sorunu var. Herkeste var. Evet, en zayıfında bile var. Bir alt göbek sorunu bütün bayanlarda kalıyor. Direkt onu siliyor, sıfırlıyor. 10 seanslık bir paket uyguluyoruz dediğim gibi. Yaklaşık bir 6-7 seans aralığında LipoWow, 3 ile 4 seans aralığında ise lenf drenaj masaj cihazımla 10 seanslık bir paket uyguluyorum. Bu işlem esnasında ise tek yapmanız gereken şey, mesela bugün ben sizi seansa aldım. Diyorum ki 2 saat öncesinde yemeği içmeyi bırakın artık. Mesela 11'de kahvaltı yaptınız, 1'de seansa geldiniz. Yarım saat çalıştık. 2-3 saat yeterli olur. Evet. Yarım saatten sonra 1 litre kadar da su içmiştiniz. Tekrar akşam yatıncaya kadar 1-1,5 litre daha su için. Bu kadar yapmanız gereken şey bu. Yani ben size aç durun, hiçbir şey yemeyin, böyle olun, şöyle olun, çok ağır spor yapın, öyle bir beklentimiz yok. Sadece tatlıyı falan hani abartmamak lazım. Bazı üyelerimiz bölgesel zayıflama cihazında kaydımı oluşturdum, pastayı böreği yiyeyim kafasında olan insanlar da var. Zaten bu beni eritiyor diyor. Bir paket daha açarım, bitsin diyor paketim, bir paket daha açarım. Bu bizi zorlaştırır. Tabii. Bu mantık da doğru bir mantık değil. Sihirli değnek değdirmiyoruz. İster istemez evet inceleyeceksiniz, vücudunuz şekle girecek ama sizin de desteğinizle kilo kaybını da hızlandırabiliriz ve kalıcı olarak gitmesini de sağlayabiliriz. Yine söylüyorum, ses dalgaları yöntemiyle yağın kırımını sağlayan işlemin adı LipoWow, bölgesel incelme. Elazığ'da sadece bizde var. Gerçekten ben hamilelik sürecimde cihazı tam 8 ay araştırdım. Üretim aşamasındaki fabrikasına kadar gidip inceleyip okey dedikten sonra alıp geldik. Çok şükür yüzümüzü artıyor. Hani işleme girip de başarısız olduğum neredeyse hiç yok. Bakın 6 bedene kadar küçülme söz konusu. Kesinlikle. Yani sıkıştırma. Evet. Gündür Hanım'ın söylemek istediği o, zayıflamak değil. Evet. Yani bu yağları parçalayarak ışınlarla aynen öyle. Sıkıştırmayı sağlayan bir sistemmiş. Tabii sorularımız var. Sizin sorularınız olacak. Ben özellikle bekliyorum bu konu hakkında. WhatsApp numaramız biliyorsunuz ekranlarınızın sağ alt köşesinde mevcut. Ve Günür Küçük Güzellik Merkezi'nde sadece Elazığ'da mevcut bu sistem. Evet. Rancı. Mesela şu an suyu görüyorsunuz buhara çeviriyor. Buhar. Böyle bir olayı var. Buyur. Normal su damlatıyorsunuz. Suyu buhara çeviren cihazın yağ neler yapacağını düşünün. Değil mi? Çok başarılı çok bir cihaz. Doğru. Ve bu cihazı üreten beyefendi Türk, yerli, çok zeki bir beyefendi. Biz gidip onunla bile tanıştık. Yani gerçekten yerli üretim olması çok daha fazla hoşuma gidiyor. Yurt dışına ithal ediyoruz biz bu cihazı. Peki Türkiye'de üretiliyor. Bir zararı var mı? Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı. Kesinlikle hiçbir zararı yok. Hani böyle bazen... Bizdeki bir zararı asla kesinlikle değil. Yok. Kimyasal bir olay değil. Tam tersi böyle bebek poposu gibi bir tene sahip oluyorsunuz. O selülit görüntüsünü falan silip götürüyor. Hiçbir zararı yok. Dediğim gibi herhangi bir acı hissetmiyorsunuz. Bir sızlama, bir kızarma, bir morarma, bir ağrı yok. Evet. Sadece yağlarla o cihazın işi. Dokunun altındaki yağ tanıyıp onu parçalıyor. Hepsi bu. Peki kimlere uygulanır ya da kimlere uygulanmaz? Evet. Şimdi bunlar önemli. Hamilelerde uygulanmaz diye zannediyorum. Kesinlikle öyle. Ben size sormak istiyorum uzman olarak. Hamilelere uygulanmaz. Bey bayan herkese uygulanabilir. Emzirenlere de uygulanabilir. Sadece mesela ben cihazı aldım ama 6 ay boyunca giremedim. Ameliyatlı doğum olduğu için. Yani ameliyat olmuş kişiye baskı ister istemez dikişlere zarar verme ihtimali olduğu için 8-9 ay gelmeyin diyorum. Evet. Mesela çok acele edenler var. Sezeryan ameliyattan bahsediyorsunuz. Evet. Farklı bir ameliyat da olabilir. Mesela apandisit ameliyatı olmuştur. Evet. Olmaz. Baskı uygulandığı için ya yani bir yıl kadar dinlenmesi gerekiyor vücudun. Bir yıldan sonra olabilir. Mesela kolundan ameliyat olmuştur. Alt bacağını inceltmek istiyordur. Gelebilir. Tabii. Ben özellikle göbek bölgesi için söylüyorum. Herhangi bir operasyon... Ameliyat bölgesine uygulanamaz. Evet. Onu o bölgeye yakın yerlerde çalışmıyoruz. Çalışmaması lazım. Doğru. Evet. Çünkü zarar verebilir. Dikişlere ya da
deri altında iyileşmiş olabilir, deri üstünde iyileşmiş olabilir ama deri altındaki iyileşmeler belki geç olabilir. Kesinlikle öyle. Bu konuda peki başka kronik hastalıklarda hiç herkes gelebilir dediğim gibi. Sadece mesela tiroid hastalarının biraz daha zor gidiyor. Bayanlarda hormonal rahatsızlık yaşayan hanımefendilerin biraz daha incelmesi ağır oluyor. Vücutlarında sürekli ödem olduğu için. Bunun dışında herkese uygulanabilir. Herkese, bay bayan uygulanabilir. Herkese gelebilir. Yani kalbi şekeri tansiyonu olanlar da gelebilir. Mesela çatlak tedavisinde şeker hastalarına yapmıyoruz. İster istemez bir hematom oluşturduğumuz için, vakumla çektiğimiz için o yara iyileşmiyor şeker hastalarında. Ama lipovav cihazımızda şeker hastalarına da uyguluyoruz. Şimdi Yunur Hanım, peki bu cihaz kaç yıldan beri var? Bu cihaz yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yapılıyor. Aktif bir şekilde İstanbul Ankara'daki merkezler kullanıyordu. Bu marka adı altında 1 yıldır var. Bu beyefendi farklı farklı isimlerle çıkarıyordu. Şu an sadece kendi firmasıyla, kendi firmasına, markasıyla çıkarmaya başladı. İyi kalan kişi de bendim hatta. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Hayırlı olsun. Ben eminim birçok hanımefendi de bunu tercih ediyordur. Kesinlikle. Hele bir nişan öncesi. Düğün öncesi. Düğün öncesi. Değil yani mi? O gelinliğe sığmak gün, nişanlı. Gün gün. Mesela bir güne gidecek hanımefendi gelip diyor ki işte göbeğim ne kadar gitse fayda. Bugün beni seans al. Günüm var, güne gideceğim. Peki, daha önce. Sonucu hemen veriyor mu? Evet, anında. Anında inceliyorsunuz. Ölçüm yapıyorum zaten. Sizi mesela aldık seansı. Hatta size yapalım. Yani ne zaman olur bilemem ben, efendim, ama. Şeyin kobaya var efendim. Tabii ki kesinlikle şu göbek yan kısımlardan evet. Olabilir değil mi? İşte o bölgeleri vermek Sivit zor ya. Sivit dediğimiz. Aynen. O bölge mesela kol çok zor gidiyor. İç bacak, gıdı. Bu bölgeleri eritmek şimdi çok zor. Şimdi bundan altı beden küçülmesi demek. Anam. Mert niye güldün oğlum öyle? Hayırdır? İnanmıyorlar mı Milat Bey? Cihazı buraya mı getirsem? Burada mı yapsak? Uygulama anladım. İçin bence çok ideal olur. Değil mi? Çünkü sizin gerçekten bir fazlanız yok. Sadece yan bölgesi çalışılsa yeterli. Yeterli. Yani bence de bazen şu, çok kilo vermek de insanı kötü gösteriyor. Mesela hanımefendinin üst bedeni hiç yok. Basenlerinden Yunan, şikayetçi. Bir şey diyeyim mi? Ben 140 kilo civarlarındaydım daha öncesinde. Bir rahatsızlıktan dolayı 80 kiloya düştüm. Evet. Şimdi bir erkek için 80 kilo ideal bir kilo. Evet. Benim boyumda bir insan için çok ideal bir kilo. Ama bana hiç yakıştıramadılar. Yani kimisine zayıflık yakışmaz. Kesin herkese bence. Herkese bir anda böyle 30-40 kilo veren herkes sanki gördüğünüzde diyorsunuz acaba bir hastalık mı almış? Evet. Böyle bir görüntü oluyor. Bir anda sarkıyor vücut ister istemez. 30-40 kilo vermeyi ben de tavsiye etmiyorum. Dediğiniz gibi hani çok zayıflıktansa orta. Benim için ideal olan çok o yani. Doğru. Öyle olmalı. Çok fazla zayıf kimse. Evet bence bayanlar. Mankenlik yarışmasına girmiyoruz şimdi, yani. Evet bazı bayanlar böyle sıfır beden. Bir dönem modaydı sıfır beden. Evet şu anda da öyle zaten. Sıfır bedeni ben İnsanlar aç geziyor. Bir erkek olarak mesela hiç cazip gelmez bir hanımefendi evet, de. Evet evet. Öyle düşünemem yani açıkçası. Giydiği yakışmıyor. Sen böyle zayıftan hoşlanıyorsun sanki. Zevkler renkler. Yok çok zayıf olmasın canım. Sağlıklı olsun yani, yeter. Kesinlikle sağlıklı yani yoksa kilo şey değildir ama tabii ki. Kilo her zaman hastalık getirir ayrı bir şey. Ve farklı şeyler olur. Katılıyorum. Yani insan ama, zaten ama sağlıklı. Ama kilo bazı insanlara da inanın sempatiklik verir. Evet o da var. Bunu da bir gerçek yani hayatın gerçekleridir. Yakışan insanlar var evet. Evet yani ne kadar kilolu olursa olsun ya da şey olursa olsun bir sempatik izlenim vardır. Kilolu. Ama içinde yine bir ukde vardır zayıflasam. Abi bir şeyler kurtarmaya çalışıyorum. İlla bize orta hale getirecekler. Sağlıklı olma adına zayıflayacağız inşallah. Yemeğimize, içmemize dikkat edip bunun yanı sıra bu tarz artık teknoloji bu kadar ilerlemişken ayağımıza kadar gelmiş. Eğer ben bir elbise giydiğimde yanlarımı kolumu beğenmiyorsam çok büyük rakamlardayız zaten gidip o kaydı açıp yaptırırım. Yani yaptırırım çünkü o aynaya baktığımda kendimi sevmem lazım. Başka birisi için değil. Benim kendimle barışmam şimdi, lazım. Şimdi Yunur Hanım tabii ki bölgesel zayıflama diyoruz. Bölgesel incelme diyoruz özür dilerim. Vücudun her yerine yapılabiliyor mu? Mesela kimisi insan zayıflamıştır, kilo vermiştir. Evet. Sporlu olabilir, diyetli olabilir. Zayıflamıştır ama yüzü hala kendisini kilolu gösterir. Aynen öyle. Yüzden kilo vermek çok zordur. Çok zordur. Aynen. Yüze uygulanır mı mesela? Yüze değil de gıdı bölgesine şuraya uygulanır. Ve şu Hollywood yanağı diye bir şey çok moda, çok trend bayanlar biliyor. Şuradaki şu kemik dokusunu belirginleştiriyoruz. Ne yanağı dediniz? Hollywood yanağı. Yani sivri yanak. Ben bayanlardaki bu yaratıcılığa şu an trend o. İnanın
Bayılıyorum. Yani Hollywood tabii ki bu anlamı hepimiz anlamışızdır değil mi? Hollywood demek oradaki yıldızların... artistler yaptırıyor. Evet. Hatta onun cihazını almayı düşünüyordum. Milat Bey böyle bir parmak uzunluğunda ağzının içinde şu çeneyi daraltıyorlar. Yine canınız hiç acımıyor. Şuradan ağzınızın içinde çeneyi böyle sivrileştiriyor. Aa. Kızlar bu da sürprizim de işte bu karantina oldu yoksa inşallah ama onu seneye alırız. Alacağız inşallah. Seneye alırız. Canımız sağ olsun. Başkaları alır bak. Alsınlar. Tabii ki hizmetle sınırıyor. Aynen öyle. Evet. Bu şekilde daha genç, daha fit, daha sağlam bir yüz hatlarına sahip oluyorsunuz. Yanak bölgesinden başlıyoruz. Şu bölgeden incelmeyi sağlıyoruz. Bu birincisi. Gıdı bölgesinde inanılmaz etkili. Tek seansta sonuç alıyoruz. Özellikle üst kol, üst bacak, göbek, sırt bölgesine de uygulanıyor. Yani şu bölgeye uygulanmaz diye bir sınırımız yok. Ama ben zaten bir ölçüm yapıyorum, bir analiz yapıyorum. İşte tartıyoruz yağ dokusunu, yaşını, her şeyini. Diyetisyenim de var. Çok aklıma takılan biri varsa eğer açıp diyorum hocam böyle bir durum var ne yapayım? Bakıyorum işte örnek veriyorum hanımefendinin 15 kilo fazlası var. Özellikle göbek bölgesinde. Sorun varsa ama o gelip bana ısrarla derse ki işte ben üst kolumu da istiyorum. Hayır diyorum gerek yok. Normalde yapılır. Yani vücudun her yerine yapılır ama gerek yok. 3-4 paket aynı anda satın almak isteyenler var. İşte iç bacak, üst kol, göbek, sırt yan bu kadarına gerek yok diyoruz. Başta işte iki bölgeyle başlıyoruz. Tamamen orada istediğimiz sonucu elde ettikten sonra gerek varsa eğer diğer bölgelere ekliyoruz. Ekliyorsunuz güzel. Evet. Peki acı var mı? Hiçbir acı yok. Yapılırken. Hiçbir acı yok. Hiçbir... Sadece bir baskı uygulandığı için o baskıyı hissediyorsunuz. Sıcak var mı? Hayır, soğuk. Cihazın soğuk. Ucu soğuk. Yani suyu kaynattığını gördünüz ama jel evet. Sürdüğümüz için... Bazen soğuk bu arada. Yani jel sürüldüğü için hiçbir ısı hissetmiyorsunuz. Değil mi? Soğuk bir ısı. Hiçbir acısı yok. Gayet evet. Konforlu. Londra'dan sizin selamlar çalın. Var. Londra'dan. Evet, Londra'ya selam olsun efendim. Tacim Yeti şefimiz Londra'dan selam göndermiş selam bize. Olsun. Şükran ablam da yazmış da bize o da Almanya'dan ama Kanal Fırat izleyebilirsiniz Şükran ablamız. Evet tabii. Kanal Fırat'tayız. Yurt dışındaki izleyicilerimizle. Herkese çok teşekkür ederiz. Onlar da kendilerini yurt dışında tüm dünya olarak izole ettiler, evlerdeler. Bizleri de bu süreçte izleyen tüm izleyenlerimize selam ediyoruz efendim. Bizi izlemeye devam edin. Biz sizi her konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bir nebze olsun yüzünüzde şöyle bir tebessüm yap bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü bu süreçte bunlara çok ihtiyacımız kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani insan hiç bugün de aynısı dünün deyince hiç çıkası gelmiyor yataktan. Ama öyle olmamalı. Miladın mutfağını açın. 3'te evet. Hayata geri dönün. Günün hocam biz gelmediğiniz günlerde izliyor musunuz bu arada? Yani her gün desem yalan olur. Evet. Ama mesela televizyon karşısındaysam o anda boşsam mutlaka bir bakıyorum. Ne değil yapıyorsunuz mi? Ne diyorsunuz? Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bu da bize yeter efendim. Aynen öyle. Şimdi Günün hocam sorularıma geçeceğim elbette. Bu arada ben eminim sizi sosyal medyada takip eden takipçilerinizin merak ettiği soru. Çantalar gitti mi? Gitti. Hepsi. İzdiham çıktı. Kavga çıkmasın da aman izdiham çıksın. O diğer arkadaşlara da seslenelim. Hepsine farklı hediyeler vereceğim. Çünkü 12 tane çanta vardı. Ben o gün 32 tane kayıt açtım evde otururken. Maşallah diye. Evet. 32 kayıt oldu. Yeni. Aha, otomatikman onlar için ekstra bir jest yapacağım. Çok hiç kimse güzel. Aklında kalmasın yani. Eyvallah. Ben şimdi öncelikle sorularımı sorayım. Sonra sizin değerli izleyenlerimizin mesajları geliyor efendim. Onları da hemen Günür Hocam'la paylaşacağız. Ve sizlerin o sorularına cevap arayacağız hep birlikte. Zararı yok dedik. Kimlere uygulanır dedik. Ve seans sayısı. Evet. Siz söylediniz. 10 seans dediniz ama aynen. Tekrar bir siz söylemeniz. Yani 6-7 seans yapmak yeterli. Kalıcı olarak gidiyor. Çünkü mesela ben hanımefendiyi ölçtüm. Aldım işleme. Giderken de ölçüyorum. Geldiği anda yine ölçüyorum. Görüyor ki aa hiç almamışım diyor. Hatta 3 santim daha gitmiş. Böyle bir güzelliği var cihazın. Çok şimdi güzel bir seansta 6 beden gidiyor. Yok. 6 beden değil. Ben öyle mesela anladım. Göbek bölgesinde en az incelttiğimiz 3 santimdi. En fazla da 11 santim bir hanımefendide incelme elde ettik. Beden olarak paket bittiğinde yani 3 aylık paket tamamen bittiğinde 46 bedenden 40 bedene kadar düştüğünü gözlemliyoruz. Toplamda 6 beden düştebiliyoruz. Aynen öyle. Aha, aynen. Devam ederse? Devam ederse varsa. Gerek yok biraz vücudun dinlenmesi lazım. Bu teklifle çok karşılaşıyorum eyvallah. Ama almıyorum. Tabii doğal olarak gelecektir bir teklif. Biraz vücudun dinlenmesi lazım. Ama mesela kol o kadar çabuk gitmiyor. Bu göbek bölgesi için kol her seansta 1 ile 3 santim aralığında maksimum 3 santim gidiyor. 3'ün üstünü hiç görmedim. Basen bölgesi yine öyle. Yağ dokusu çünkü göbeğe göre oralarda daha az nüfuz etmek de daha zor. En çabuk giden bölge göbek. Evet, en göbek çabuk mi? Oradan cevap alıyoruz.
Şanslıyım herhalde. İnşallah öyle dönüyor. Sizin için. Her şey sizin için. Aynen. Değerli izleyen. Kendim için bir şey istiyorsam da herhalde. Değil mi Feyzullah? Kesinlikle. Yani. Yani onlar da ikna olmuş olurlar. Evet. Ya böyle hevesli görüyorum ama inanın inşallah zaman bulup gelemiyorsunuz aynen. Vallahi geçen sezon biliyorsunuz o altın iğne olayına Gündür Hanım ısrarla bir seansta çok memnun kalmıştım keza. Israrla Milat Bey sizi bekliyorum gelin yapalım bugün de yani yoğunluktan dolayı bizler de inanın sizlere daha hizmet verebilmeye adına, daha güzel programlar çıkarma adına yoğun çalışıyoruz. Ekranlarınız karşısında sadece 2 saat varız ama bunun hazırlık aşaması, konuk aşaması hep seçici olmak zorundayız. Kimler için? Elbette ki sizler için. Kesinlikle. Siz değerli izleyenlerimiz için her şeyin en iyisini sunmak zorundayım diye kendimi mecbur hissediyorum. Aynen, şimdi hocam... 3 ay öğrendik. Bir paket uyguladık. 3 ay 10 seans geldiler. 6 beden küçültebiliyoruz evet. Dedik. Peki kalıcı mı? Evet. Ben eminim birçok izleyicimiz de bunu merak ediyorlar. Ne kadar süre bunu biz kullanabiliriz, tutabiliriz? Çünkü böyle bir kandırmaca var. Bölgesel zayıflama adı altında gerçekten o anda incelip de sonrasında ben mutlaka diyorum ki gittiğinizde kendiniz de ölçün. 3 gün sonra bir daha ölçün. Bir hafta sonra bir daha ölçün. Hani bana güvenmek zorunda değilsiniz. Siz de kendinizi sağlama alın. Çünkü günlük dediğim gibi 10-15 kişi sırf Lipovav üyem vardı benim. Hepsinin ölçümünü ben yapıyorum desem yalan olur. Belki kızların gözden kaçırdığı şey olur. Siz mutlaka evde kendinize bir bakın. Yani kalıcı olarak gittiğini üye bana söylüyor zaten. Üyenin evet. Memnuniyeti zaten farklı bir üyeyi getiriyor. Hani görüyorlar aa gerçekten bir hanımefendi şey demişti. Bütün eteklerim bollaştı artık etek almaktan bıktım. Değil mi? Yaş sınırlaması da yok. Mesela bunu söyleyen bir hanımefendi 60 küsur yaşındaydı. Bunu elde etti. Kendi sadece gençlerde çok çabuk gider diye bir şey yok. O yaş grubunda da çok başarılı. Yani ne diyoruz? Kalıcı. Kalıcı olarak gidiyor. Gidiyor. Merak etmeyin yani. Ama yine söylüyorum şimdi evet inceldik, getirdik biz size 38 bedeni. Siz böyle yediğinize, içtiğinize dikkat etmezseniz tekrar geri gelir. Geri gelir. Hani böyle ben kesin gidecek hiç geri gelmez böyle bir iddiam yok. Sadece biraz daha zaten dikkat edersiniz. 4 yıldır yapıyorsunuz. Evet. İşlem 4 yıldır var. Biz yaklaşık 6 aydır kendi merkezimde var. Uyguluyorsunuz. Aha, evet bu teknoloji 4 yıldır Türkiye'de var. Henüz bir ikinci seans yani bittikten sonra daha gelen olmadı diyelim. Yok. Değil mi? Yani 3 aylık paketi biten var ama aynı bölgeye ikinci paketi açan yok. Yok. Mesela göbekten eyvallah. Mutludur şu an basen çalışıyoruz. Bu demek ki memnun kaldılar ve gelmiyorlar evet. Yoksa gelirlerdi. Tabii ki. Tabii böyle başka yerler için gelenler olmuştur. Aynen aynen. Ben mesela simit bölgeden yani göbek. Sosyal mesafeyi koruyalım. Çok pardon, çok pardon. Lütfen. Boşlarımızı alalım. Simit yiyeyim diye alalım. Espri yapıyorum biliyorsunuz. Kesinlikle. Efendim simit bölgemde yaptıktan sonra atıyorum. Yaştan da ötürü. Kollar. Mesela. Öyle oluyor işte evet. Bu arada pozları gösteriyorum. Fatih Bey alıyorsun değil mi bu arada? Evet teşekkür ederim. Yağ yakan lobik evet. De geliyor. Yağ yakan lobik. Lobik geliyor. Bu Elazığ'ın aşçıların, şeflerin yorumları beni öldürüyor zaten. Yağ yakan lobik. Evet. Güzel. Efendim şöyle. Anam bu bizden mi gitti hemen? Evet. Kaç olmuş? Feyzullah gözüm de iyi seçmiyor. Bakayım yaş hemen. De yaş. Dörtte. Daha çok düşükmüş. Efendim şu anda yapıyor mu? Oluyor mu? Alıyor şu an alıyor. Güzel. Buradan soracağız o zaman bu şekilde. Evet. Hemen mesajlarıma geçiyorum efendim. Evet. Lobik gerçekten çok güzel demiş. Mutfağınızın bereketli olsun. Bursa'dan bahçe kaplı Necmettin Tavukçu. Başarılar hocam demiş. Çok teşekkür ederiz. Necmettin Bey'e Bursa'ya selamlarımı gönderiyorum. Bizi izlemeye devam edin efendim. Bir nebze olsun işte tebessüm sağlayabilmek. Sizleri uzmanından bilgilendirebilmek amacımız, gayemiz. Bizi geçen gün çok güzel beni onur ettiler. İnanın dediler Milat Bey. Ulusal'da bu kadar güzel programlar izleyemiyoruz. Sizler her konuda bizlere ki biliyorsunuz uzmanlarımızın olmadığı zamanlarda günübirlik uzmanlarımız, çok değerli hekimlerimiz, profesör hocalarımız bize konuk olup bu COVID-19'dan dolayı bilgilendiriyor evet. Bizleri. Nasıl davranmamız gerektiğini inanın çoğu insan, hocalar dahi henüz bu COVID-19 virüsü çözemedikleri için yeterli bilgiye sahip değiller. Bununla gerçekleri açıkça da defaten söylüyorlar. Aynen. Ama korunmak için, tüm virüslerden korunmak için ortak özellikler var. İzole. Aynen. Biz de bu izoleye uymak mecburiyetindeyiz. Bunları da söylüyorlar efendim. Hemen bir başka mesajıma geçiyorum. Merhaba, hayırlı programlar. Çok güzel bir program.
inşallah en kısa sürede o programda geleceğimizin niferleri olarak çocuklarımızın eğitimine dair güzel bir sohbet edebiliriz demiş. Bu ucuz bir reklam şeyi. Nokta 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 kurs merkezi kurucusuyum demiş. Tekrardan size hayırlı programlar, hayırlı günler diliyorum. İnşallah efendim. Neden olmasın? Tabii reklamı burada yapamıyorum. Özür dilerim. İsim veremiyoruz. Kusuruma bakmayın. Ama tabii ki inşallah okullarımız açık. O da çok önemli. Kesinlikle. Vallahi çocuklarımız çok sıkılır oldu evlerde. Aşırı derecede. Nasılsın 12 yaşında problem. Özellikle? Evet, yani çocuk artık gerçekten sürekli aynı şeyler. Dışarı çıkması da yasak. Eskiden işte sistemin bahçesine iniyordu. Birazcık kafasını deşarj ediyordu. Şu an tamamen içeride. Evet. Şimdi efendim site içerisinde olmak da bir sorun. Evet. Şimdi onu da dile getirmek istiyorum. Bu sabah açıkçası şikayetçi olduk. Niye şikayetçi olduk? Site değil de bizim apartman sistemi, arkada bahçemiz var. Bize arkamıza bakan başka diğer apartmanlar var, arkaya bakan. Onlar da adeta Gündür Hanım sanki izole olmayı evde olmak değil de bahçede hep beraber hanımlar gün yapıyorlar açıkçası. Ekmek yapıyorlar sacda. O kadar iç içeler ki. Efendim tabii bu anlamda bu kendilerini bağlayan bir sorun. Toplumu da bağlayan muhakkak. Hepimizi ilgilendiriyor. İzol olmak bu demek değil. Öncelikle bunu kesinlikle söyleyeyim. Sonra kendi duvarlarına yakın değil de bizim apartmanlarımıza yakın bir ortamda ocak yakmışlar çalı çırpıyla. Tabii bizim hanım bu arada isyanlardaydı. Çamaşır asamıyorum arka tarafa bakıyor. Evet, yani. İsten balkonları açamıyoruz. İşte o dikkat etmek lazım. İlk gün tabii hanım arkadan ricacı oldu. Yani lütfen dedi yapmayın demiyorum ama... Hem izoleniz açısından yapmayın diyebilirim ama şöyle size yakın daha yani. Yapabilirsiniz. Çünkü bize zarar veriyorsunuz. Kişilik haklarımıza zarar veriyorsunuz. Tabii ki. İkinci gün sanki bu tabii yap dedikleri halde yani kusura bakmayın dedikleri halde ikinci gün adeta inada çok daha fazla yapmaya kalkışınca bu sefer belediyeyi aramak zorunda bıraktılar bizi. Yani. Tabii. Emniyet güçlerini arasak geldiklerinde orta halli insanlar, hepimiz orta halli insanlarız. Her birine 3150 lira ceza yazacağını düşünerek ben özellikle zabıtaya ricacı oldum. Dedim ki gidin ikaz edin. Ya onlar ceza yazmıyorlar en azından. Çünkü emniyet güçleri gelseydi 3150 lira her birine ceza yazacaktı. Evet. 7-8 tane hanımefendi, kadın her birine yazılsa aile ekonomisi sarsılacak bu süreçte. Bunu da düşünebiliyoruz elbette. Efendim ama başka şerede bırakmazlarsa muhakkak o da yapılacaktır. Çünkü bizim özgürlüğümüzü zabıta yine inisiyatif almıştır. Zabıta da ceza kesebilir çünkü yetkisi var. Bilemiyorum. Emniyetin yaldı. Evet. Ricacı olmuşsun diye muhtemelen yazmamışlardır. İnanın ama bilmiyorum ama yazmamışlardır diye tahmin ediyorum. O muhtemelen ricacı olduğun için yapmışlar. Ne olur site içerisinde de özellikle evet. Kendi sağlığımız için ve çevremizin sağlığı için değil mi? Çok dikkat etmek gerekiyor. Aynen, site içerisinde olmak. Aynen. Yani o bir artı değil tabii ki. Kendimizi koruyor anlamına gelmez. Hani bir oksijen alma açısından çocuk en azından bir aşağı inebilir. Bireysel olarak çıkabilir. Evet. Bir hava alıp beraber içeri girebilirsiniz. Yani, ama toplu olarak evet. Bunu önermiyoruz diyelim. Evet, aynen öyle. Evet. Burada değerli nokta nokta kurs merkezine tekrar selamlarımı gönderiyorum efendim. Bu da hakka giriyor efendim. Reklam verenlerin hakkına girilmiş tabii oluyor. Tabii ki. Değil mi Gündür Hanım? Aynen öyle. Evet. Evet, bir başka mesaja giriyoruz. Yok bu değil, şuna gireceğiz bu. Milat Bey, iyi çalışmalar. Bölgesel yapılacak demiş işlem. Dikkat edilirse ne kadar süre geçerli olabilir demiş. Sonsuza kadar. Sırt bölgesine yapılabilir mi? Yağ moleküllerini parçalıyor mu? Daha sonra sarkması olabilir mi demiş. Okuyamıyorum ki çok şey. Evet, ben anladım olayı. Buyurun. Evet, sırt bölgesinde de çalışıyoruz. Kalıcı olarak gidiyor dediğim gibi. Hani böyle bir anda siz 30-40 kilo alırsanız tabii ki deforme olur. O bölgede de yağ akımı fazlalaşır. Ama siz mesela artık doğum yapmayı düşünmüyorsunuz hanımefendiler umarım. İki çocuğunuz vardır farz-ı misal. Artık gitsin bu fazlalığım, ben kararlıyım. Dikkat edeceğim beslenme şeklime de. Daha fit bir görüntü istiyorum diyenlere zaten ben öncelikle. Sen bir yıl sonra çocuk düşünüyorsan hiç gelme diyorum. Çünkü ister istemez kilo alacaksın. Ve bu da vücudunda sarkmalara tekrardan o bölgenin yağlanmasına neden olacak. Sebebiyet verir. Mesela ben artık düşünmediğim için gönül rahatlığıyla giriyorum. İnşallah evet. Kalıcı olarak da gittiğini görüyorum.
Teşekkür ederim. Günur Hanım, güzellik salonları ve kuaförler Kurban Bayramı'na kadar açılmayacak diye bir duyum aldım. Allah korusun. Hepimiz ne oluruz yahu? Orman insanına döneriz yani. Vallahi. Duydum demiş, aldım. Acaba bu bilgilerin doğruluk payı var mı? Sizin öyle bir duyumunuz var mı? Yani ben sadece çok uzman dinliyorum. Çok sıkı takip ediyorum. Çünkü bunu bugünden kestirmek imkansız. İçişleri Bakanı bile bir şey söyleyemez. Evet. Şu an söyleyemiyor. Ama Çin'e bakarsak, yani bu iş bence Ramazan Bayramı'ndan sonrayı görür. İnşallah görmez. Yok, öyle olacak gibi. Yani çünkü... Ama bence şu güzellik merkezi ve kuaförleri en azından nöbetleşe, sırayla açmaları gerekir yani. Ben en tehlikeli yer bizim merkezlerimiz ve yani, kuaförler. Evet, herkes çok zor durumda. Bütün kuaförler, bütün meslektaşlarım. Onun üstünde durmak lazım. Maddi olarak gerçekten herkes berbat bir durumda. Kontrollü bir şekilde artık maddeyi geçti. Ama mesela ben kendimden örnek vereyim. İki tane taburcu olan hastayı gördüm. Üniversite hastanesinden. Koronavirüsü almış, iyileşmiş, çıkmışlar. Tanıdık, o ikisi de bizim üyemizdi. Düşünün, ben o hanımefendileri seans almıştım. Kim bilir kaç kişiye yayılmıştı. Yani evet, çok canım acıyor. İnanın ki ne diyorum, orası benim üçüncü çocuğum. Yani bir tarafım hep buruk, ne kadar gülsem de parayı pulu her şeyi attım bir köşeye. Berbat bir duygu. Bir insanın tezgahının kapalı olması. Çok doğru, çok ama doğru. Ben bu tarz bir gerçek de varken yapamam yani. Her şey tam okey olmadığından önce açılmasına karşıyım. Siz de kendinizi korumak zorundasınız. Kesinlikle öyle. Yani bu sağlık her şeyden önemli arkadaşlar. Çok doğru. Evet, saçımız uzuyor, evet kıllarımız çıkıyor, evet leke bakımlarımız yarıda kaldı. Ama buradaki tehlike gerçekten çok büyük. İnşallah en kısa zamanda zamanında çözüm kontrol bulunur. Altına alınır. Evet, inşallah. Bir aklanır paklanırız. Sorun yok. Yani dediğim gibi biz gece saat 10'a 11'e kadar dükkanımızı açık tutarız. Bu mağduriyeti çözeriz. Hiç canınızı sıkmayın. Günur Hanım, özlediniz mi? Çok özledim. Yani artık rüyamda görüyorum. Değil mi? Vallahi öyle. Seanslardayım sürekli. Ben bunu hep defaten dile getiriyorum. İnsan mesleğini seviyor ise. Kesinlikle öyle ya. Vallahi. Ondan uzak kalmak ona en büyük cezadır. Aynen öyle. Ben de aynı şeyler yaşamış. Yakındığım, şikayet ettiğim her şeye çok pişmanım. Diyorum keşke hiç şey yapmasaydım. Bazen hani 7 gün çalışmak zor geliyordu bana. Niye yalan söyleyeyim. Bazen diyorum keşke bir saat daha erken gitseymişim. Bir saat daha geç çıksaymışım. Şöyle bir durum var. İnsanlar şikayetçi olduğu şeyleri hep özlerler. Yani Nasrettin Hoca'nın her şeyden, her fıkrada bir pay çıkarmak gibi bir şey var. Bilirsiniz değil mi hepimiz? Hep bunu okul dönemlerimizde o kitaplarda öğrenmişizdir değerli izleyenler. Evet. Önce şikayetçi olduğu eşeğini kaybettirir. Sonra buldurularak sevindirilmiş. İnşallah biz de sevineceğiz. Aynen öyle. O mesleklerimize dört elle sarılacağız inşallah. İnşallah. Temennimiz o i̇nşallah. Yönde. İnşallah. Şu an hatta gayri resmi açık olan yerler var. Gayri resmi işlemler yapılıyor. Onları da tavsiye etmiyoruz. Kulağımıza geliyor. Yapmayın arkadaşlar. Tamam, evet, çok mağdur. Herkes gerçekten çok mağdur ama bu durum direkt kendinize zarar veriyorsunuz. Çok doğru. Yapmayın. Açmayın çok. Denilmişse ya açmayacaksınız. Eminim sizlerin müşterilerine şey yapmıyorlardır ama kendi müşterilerini mağdur etmemek için yapıyorlardır ama hiç sağlıklı bir şey değil. Değil. Bilemiyorsunuz ki. Belki sizde var. Doğru. Siz onlara bulaştıracaksınız. Doğru. Taşıyıcı olabilirsiniz. Kendine. Belirtileri gözükmeyebilir. Efendim, yani bunu da söyleyelim. Olmaz. Yapmayalım arkadaşlar. Güzel tavsiyeler. Evet inşallah çözümler bulunur diye temenni ediyoruz. Tekrar güzel tarifleri, görsel şölenler sunarak ekranlarda olduğunuz için teşekkürler demiş. Feyzullah Şefi'nin ellerine sağlık. Gülnur Hanım, ben virüsten önce lazer başlamıştım demiş. 3-4 seans devam edebildim. Şimdi bu süreçte her şey sil baştan mı olacak demiş. Yani olabilme ihtimali çok yüksek. Çünkü 3 seansta %10'luk bir sağlam dökülme elde edilmiştir. Bu süreçte de uzadığı için kısaltmaya ihtiyacınız olacak. Gitmiş olduğunuz merkez size sahip çıkar. Belki o 3 seansı ek olarak verebilir. Evet. Eğer bizim üyemizseniz zaten böyle bir seans sınırlaması yok bizde. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç girmemiş gibi sayacağım ben. Bu da artık gittiğiniz merkezin inisiyatifine kalmış bir durum. Evet. Gerçekten sil baştan olabilme ihtimali çok yüksek. Tamam. Bir başka mesajım. Süremiz bitmiş Bilal Bey. 5 dakikamız mı? Ciddi olamaz. Lan daha 3 dakika mı? Senin de bu huyun ya. Tamam. Peki. Hemen mesajlarımız zaten. Bir 7-8 tane mesajımız var efendim. Kusuruma bakmayın. Şöyle bir yemeğimizin uzun Bilal, zaman oldu Gülür Hanım. Evet, biz de. Aynen şöyle öyle. Bir tadına bakın. Ama gerçekten et yok, kıyma yok. Lobik çok güzel. Çorbası tam efendim. Benlik yani. Evet. Ben de şöyle bir müsaadenizle tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim.
Çok güzel. Bobik çorbası vallahi güzeldir. Çok güzel. Çok sağlıklı, çok besleyici. Benim evet, besleyici. Güzel bir çorba. Acil tarifini alıp ufaklığa yapmam lazım. Gerçekten çok güzel. Çok çocuklar için besleyici bir, özellikle bağışıklık sistemini geliştirici bir ya şimdi çorba. Direkt çocuklara şimdi yoncayı yediremeyiz. Yonca da faydalı. Evet. Aynı ıspanak gibi. Yediremediğimiz için çeşitli değiştirebiliriz. Örneğin ekmek, biz ekmek yonca ekmeği de yapacağız. Mesela kırmızı pancarı çocuğunuza yedirebiliyor musunuz? Hayır. Yediremiyorsunuz. Ama kırmızı pancarla ekmek yaparsanız hamburger ekmeği koşa koşa yer. Hamburger etini sizin yapmanız şartıyla. Biz burada yapacağız. Yonca kormasında şöyle bir tadına bakmanızı rica ediyorum. Lobik çorbası harika. Çünkü ıspanak da yediremiyoruz çocuklara maalesef. Ama ıspanaklı yine ekmeğimizi yapabiliyoruz. Doğal, %100 organik. Evet, çok doğru. Güzel. Bunları da ileride hepsini yapacağız. Çok güzel. Değil mi? Ben daha tadına bakarım. Yemin ediyorum süper. Harika olmuş. Hani sen bize şey veriyordun, yoncayı böyle limon sıkıp tuzla. Sever misiniz? Olur. Ben bayılırım efendim yoncaya. Milat Bey çok iştahlı. Valla. Poşette yan tarafta. Eyvallah. <be. gülüyor> Ya bu mevsimi o yüzden çok severim. Badem çağlası, her şey var. Yonca, erik, ışkın. Aynen. Bu arada ışkın kavuracağız değil mi? Elazığ toplayacağız. Her şeyi. Kenger, ışkın, yemlik. Yani Elazığ gerçekten mükemmel bir coğrafyada. Her şeyimiz doğada var. Doğal besleneceğiz. Şükredip gidip toplayıp getirip yemek lazım. Efendim bugün çok değerli güzellik uzmanımız Gülnur Küçük Hanımefendi ile Lipovav, yani bölgesel incelme konusunu ele aldık. Sorularınızı elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık değerli hocamla beraber, uzmanımızla beraber. Güzel bir olay olduğunu tahmin ediyorum. Gerçi ben kendimi değerli izleyenler kobay olarak kullanacağım bu anlamda. Bölgesel zayıf ama simi. Arkadaşlar da geldi televizyondan. Efendim arkadaşlar sizin için. Bakın böyle. Evet. Orhan seni mi kullan? Efendim hocama çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiği bilgiler için. Çok keyifli bir yayın. Keyifli bir program güzeldi, yapıyoruz. Her zaman öyle oluyor bizim. Tek sosyal aktivitemiz sizsiniz. Bu ara değil mi? Evet. Efendim maalesef yine bu keyifli programın sonuna geldik. Çok değerli hocama çok teşekkür ediyorum. Teşekkür verdiği ederim. Bilgiler için. Yarın Allah kısmet ederse yine biz burada, Perşembe günü de burada olacağız. Karşınızda olacağız. Yepyeni, birbirinden değerli konuklarımızla ve yepyeni bir menümüzle birlikte olacağız. Karşınızda olacağız değerli izleyenler. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Evde izole bir şekilde evde kalmanızı tavsiye ederek hepinize hoşça kalın diyoruz.